Tekrar merhaba Kadim Oyuncu dostlarım, nasılsınız? Ben Tuna Pamir. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır denemediğimiz tek şehir Kore bilim zaferi yolculuğumuza yeniden çıkıyoruz. Biliyorsunuz dönemsel olarak aylık böyle ben bunları yapmayı seviyorum. Her ne kadar modlarımızda Uğur bunu sevmiyor olsa da yapacak bir şey yok. Valla duyuru yapıştırın ya. Ogden çalışmayacak. Ogden kapalı galiba şu an duyuru konusunda. Ya da açık bilmiyorum. Çok emin değilim. Bir kontrol etmem lazım Ogden'i. Birazcık bekleyip öyle de yapıştırabiliriz. Valla. Ra 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 ra. Ne var ne yok arkadaşlar. Umuyorum keyfiniz yerindedir. Hafta sonunuz güzel geçiyordur. Benim için baya böyle keyifli. Güzel tatlış bir şekilde geçiyor tabii ki. Böyle geçen gün ortağım Atakan beni gaza getirdi. Çünkü aldı Tekşehir Kore zaferini. Ben de dedim ki sen yolla bakayım şu haritanı bana. Hangi haritada yaptın şunu falan bir görelim. Ondan sonra oranın üzerinden başarmaya deneyeceğim. Bu sefer birazcık böyle çıtayı yükselteceğim. Daha böyle farklı noktalara getirmeye çalışacağım tabii ki. Şuradan bir oyun game capture'ımız açık değilmiş. Okey. 3-4-5. Böyle bir herkes bir Toparlansın ondan sonra hızlı bir şekilde başlarız. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz tekrar. Böyle uzun bir aradan sonra tekrar bu arada olmak güzel. Böyle sivri yayınlarımıza tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bu biliyorsunuz ki kanalımızın değişmeyen güzelliklerinden bir tanesi olarak hayatımızda yerini tutmaya devam edecek. Tuna tarzı ile aynen baya delilik yapacağız gene ya. Yani şöyle aslında. Evet, hala yapılabiliyor ama bazı koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum bu bölümde. Şöyle ki daha önce yapmadığım birkaç tane farklı ayar var. Bunlara gireceğim. Biraz bunları anlatmam lazım. Oyunu kurarken sonuçta deity vesaire bunların hepsini seçiyoruz. City state'leri olabildiğince maksimum yapıp city state sayısını arttırarak aslında rakiplerinizin yerleşim alanlarını kısmaya çalışıyorsunuz. Öncelikli şeylerden bir tanesi bu. Bir diğer konu archipelago seçiyorsunuz. Bu biliyorsunuz takım adalar anlamına gelir. Yani olabildiğince daha az toprak olan bir bölgede kurulmaya çalışmak. Çünkü hani rakiplerinizin bir noktada gelişimini engellemeniz gerekiyor. Bu güzel bir deneme şeyi yaratabiliyor. Ondan sonra başlangıç pozisyon olarak da Legendary'i alıyoruz. En azından bu ilk hani oyuna giriş anınızda kuracağınız ilk şehrin hani bol miktarda besin İşte hızlı büyümesine birazcık yardımcı olmak. Yani buna birazcık böyle haritanın avantajlarını kullanabilmek üzere oldu. Çünkü zaten alacağınız rakiplerinizin üretimi sizden böyle o kadar çok fazla ki. Ve bu yüzden böyle onları yakalayabilmeniz için böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Son gelen Frontier Pass içerisindeki update'lerden bir tanesini yanlış hatırlamıyorsam Haziran update ile birlikte gelen bu Secret Societies var. Daha doğrusu Etiyopya paketi ile birlikte gelen Secret Societies var. Burada bir Owls of Minerva dediğimiz bir şeye gireceğiz. Topluluğa böyle bir gireceğiz. Oradaki özelliğini kullanacağız. Çünkü fazladan bir ekonomik policy slot veriyor ve inanılmaz iyi bir ekonomiye sahip oluyorsunuz. Ve tek şehirle Commercial Hub, Harbor District vesaire bunları yapıp olabildiğince fazla ticaret rotasıyla ilerlemek. Geleceğim chat'e birazdan arkadaşlar, döneceğim. Setup'ı anlatmaya çalışıyorum önce. Yani score victory ratio kapamanız birazcık size kalmış bir konu. Map seed olarak da map seed'i şöyle chat'ten size paylaşayım arkadaşlar. Bu fena değil. Yani bunu birkaç tane reroll ede shuffle ede doğru başlangıç lokasyonu bulacağımıza inanıyorum. Ve bunun üzerine
taktikleri deneyeceğiz. Yani aslında yani dediğim gibi amaç çok büyük başarı elde etmek değil ya da bu sefer bu yayında bunu başarabilmek değil. Biraz böyle olmazsa olmazlarını anlatabilmek ve onun yolunu açabilmek. Markete gidip gel tabii ki Semihciğim. Aynen süper. Beğenileri seviyoruz. Selamlar Şirin, hoş geldin. Hearts of Iron'la ilgili yani şeyim yok arkadaşlar, böyle çekerim çekmem diye bir mevzum aslında çok yok ama tercihen real time stratejiye yakın grand stratejide çok sevmiyorum. Çünkü ben bir şey olduğunda onu okuyup anlarken pause etmeyi unutursam arka tarafta oyun kendi kendine devam ediyor ve fail ediyorsunuz ve böyle bu tür hataları kaldırabilen bir oyun türü değil. Ben o yüzden biraz daha 4X'ciyim. Yani bu şu an oynadığım Civ gibi oyunları daha çok seviyorum ama yani yeri gelir, vakti gelir tabii ki kirar bakarız da. Total War Troy güzele benziyor ama yani üniteleri ve haritayı birbirine ayrıştırabilmek çok zordu ve çok grafik böyle yükü vardı. Ve yayında bayağı bir şey yaptı, ne derler. Gerdi böyle ortalığı, onu söyleyeyim. Yani böyle kık kık oynadık. O birazcık canımız sıktı açıkçası. Aynen, challenge'larımız güzel ya. Bunları deneyeceğiz. Yani dediğim gibi bu harita seed'i, demin paylaştığım harita seed'i bayağı böyle denenmiş ve başarıya ulaşılmış birisiydi. Çok ortağım başardı. Türkiye'deki en iyi Civ oyuncularından biri olur kendisi. Ve böyle beni gaza getirdi. Dedi ki şu setup'ta dene abi dedi. Hani yolunu bulacağına inanıyorum. Tabii ki buradaki en önemli konu random gelecek olan bu medeniyetler kimler yani. Hani bunların geldikleri şeye göre değişiyor. Bakalım arka taraftan şey yapacağız. Deneyeceğiz. Neyse çok bekletmeden aslında direkt yardırabiliriz oyuna ya. Çünkü bol bol restart atacağız. Yani daha oyunun başında atacağız. O hani perfect starting lokasyonunu arayacağız arkadaşlar. Gerçekten hani bu lokasyon bizi kurtarır. Bu lokasyon bizi böyle çıldırtır. Göğe erdirir dediğimiz yerde. Bakalım. Bu One City Challenge'ın bir diğer versiyonu var. O da Etiyopya'yla. Etiyopya'yla da sırf fate üzerine gidiyorsunuz. İnanç üzerine gidiyorsunuz ve onunla birlikte Etiyopya'nın özelliği inancın, topladığınız inanç puanını bilime ve kültüre çeviriyor olması eş zamanlı. O yüzden tek şehirli yapılabilir duruyor. Çok güçlü Etiyopya. Onu da deneyeceğim ama şuraya bir şans verelim istiyorum tekrar ya. Bir daha bir deneyeceğim şansımı. Queen Sandu. Sandu işini biliyorsun. Selamlar Volkan, hoş geldin. Medieval 2 güzel, Medieval güzeldi. Ben Shogun'da çok eğlenmiştim. Shogun çok keyifli geçiyordu bende. Ama şeyi çok anlayamıyorum. Yani bu oradaki AI'nin çalışma mantığını çok çözemediğim için bir şey diyemiyorum yani. Evet, adalardayız şu an zaten Cemil. Tam videonun başında birazcık onlardan bahsettim. Yani nasıl bir setup'la açtığım oyunu, onu bahsettim. Yani full all random yapıp bunu almak birazcık zor bir iş. Yani gene yanımızdaki medeniyetler bir. Mesela şu an hani bu harita uygun değil yani. Çünkü şöyle söyleyeyim. Başlangıçtaki toprak sayımız o kadar az ki böyle İngiltere gibi böyle garip bir toprak serisine verdi beni. Mesela bu kabul edebileceğimiz bir map değil. Bunu hemen restart. Yani güzel bir restarting lokasyon bulana kadar restart atmaya devam edeceğiz. Valla DLC almaya değmeyebilir ama expansion pack almaya değer. O Yunus Reis'cim, hoş geldin. Hop. From the first stirrings of Şey, life beneath water Rise and Fall ve to the Gathering great Storm'u şiddetle beast tavsiye of the ediyorum o. stone age, to Baya baya man kritik onda. taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization on towards the Kleopatra stars. ile tek şehir birim Queen zaferi çok zor. Sandu. Ya ben şu an sadece tek şehir kuracağım için Yasin, o senin dediğin normal all random'da Kleopatra ile zaten aldık win'i. Bayağı laps diye aldık yani. Neden reklam izliyorsunuz? Sana bir reklam çıkıyordur çünkü. Okey, bu enteresan bir lokasyon. Ekonomik olarak inanılmaz yani şurası. Sevo'nun bir özelliği vardı. Bizim biliyorsunuz ki Kore'nin tepelere kurulması gerekiyordu. +4 science view.
Aslında burası enteresan bir lokasyon ya. Buraya kurarsam çünkü buraya bir adet şurasının ne olduğunu görebilmem gerekiyor. Burası tepelik. Bu birazcık tatsız oldu. Gerçi bu bonus resource'un üzerine bir şeyler kurabiliyorduk. Birim zaferi alabilmek için arkadaşlar öncelikli olarak olabildiğince hızlı bilime ve durmadan bilimle ilgili aksiyonları yapmaya gitmemiz gerekiyor. Çoğu lideri almak için Furkan DLC'leri almak gerekiyor maalesef. Evet. Burayı bir deneyebiliriz ya. Şunu bir save edelim. Kore tek şehir bölge 1. Birinci turdan bunları bir kenarda kayıtlı tutalım. Deniz kenarında kurulmanın avantajlı olacağını düşünüyorum burada. Sevon'un bir tane bir özelliği vardı. Değdiği her... Ha, okey. Tamam, dağlardan bonus almıyordu. Değdiği her şeyden... distriktlerden eksi bir oluyordu. Okey, bunun etrafında başka herhangi bir distrik kurmayacağımız şekil olacak. İki 2-2 tile'larım var burada. Burada da 2-3 tile var. Çok güzel yani. Bu güzel bir başlangıç lokasyonu. Böyle hızlı hızlı bir hareket kabiliyeti sunacak bize. Hemen scout'umuza başlayacağız. Olabildiğince hızlı bir tribe bulup oradan Owls of Minerva'yı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde yazıya uçarak koşacağız. Oo, selamlar Hakan, hoş geldin. Sahil candır ya, sahile kurulmazsak olmaz ya, fıstık gibi. Bütün olay sahilde biliyorsun. Gerçi pıt pıt buraya bunları kurabilirim. Bakalım bir ekstra bir bonus sağlatmaya çalışacağız ya. Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. It was a fantastic landscape. Okey, hermetik orada bu da çok enteresan. Yakınlık bonuslarını arttırıyor distriktlerin. Bu farklı bir yeni gelen topluluklardan bir tanesi. O geçtiğimiz Etiyopya paketiyle gelmişti arkadaşlar. Ama benim istediğim bu değil. İstediğim bu olmadığı için başka bir valiye vereceğim. Ama bu da benim diğer istediğim society bulmama engel olacak mı olmayacak mı onu çok hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Biraz garip, böyle dertli yani şu anki başlangıç. DLC ile oynuyorum. Bütün DLC'ler açık arkadaşlar şu an. Toplam 6 Space Project'i tek şeride gerçekleştirmek toplam kaç tur sürüyor? 60 tur falan sürüyor. Mantıken. Baya baya hızlı şey yapabiliyoruz ya. Şimdi bir şeye bakmam lazım. Societies. Okey, 4 tane farklı şey var. Natural Wonder'a, Tribal Village'a, Discovery Not... Yani şu Espionage, bu çok kritik. Owls of Minerva'yı istiyorum. Aslında Hermetik orada da çok enteresan. Bu tamamen bilime fokus aslında yani. Hani bu şu açı deneyip bu oyunu 2 kere deneyebiliriz. Bir, bu Hermetik Order'la. Bir tane de Owls of Minerva'yı bulup onlarla deneyebiliriz. Yani distriktlere ekstra bonus vermesi çok beni şey yapmak istiyor, şey yapmıyor ama bakalım göreceğiz. Hello, selamlar Zeynep, hoş geldin. Hayır, bunu kabul ediyorum. Benim olabildiğince hızlı pingala abi. Yani şu an pingala o kadar kritik ki. Buradan artı 2 science alacağım için çok mutluyum bu arada. Çok garip bir başlangıç lokasyonu. Yani her ne kadar dağlar birazcık beni engelleyecek gibi görünse de buradan çok tehlikenin geleceğini düşünmüyorum. Ve tek başıma güzel bir adanın içerisindeyim galiba ve inanılmaz production bonusum var. Yani mesela ilk alacağımız Pantheon Belief'i direkt Goddess of the Sea. Buralardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 production var arkadaşlar. Müthiş bir rakam yani. Hızlıca Monument. Bazı şeyleri hızlı almak istiyorum çünkü. Bu enteresan bir starting lokasyonu ya. Valla. Tuna bunu beğendi. Bir de Tribe bulabilirsem çok güzel olacak.
Tamam, hermetik orada vermeyeceğim tabii ki. Zeynep, tabii ki sorabilirsin dilediğin şeyi. Hayır, hermetik orada almıyorum şu an. Buenos Aires. Buenos Aires'in şöyle bir güzel avantajı var. Bonus resources behave like luxury resources. Arkadaşlar, bu o kadar önemli bir şehir devlet ki Buenos Aires. Bonus resource'larınız lüks resource gibi hareket ediyor. Bonus resource'lar. Bunların her biri lüks resource gibi hareket edecekler. Artı bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane farklı bonus resource'um var haritada. Bu demek artı 6 amenity. Yani şehrin büyümesi, growth'u hiçbir zaman düşmeyecek yani. Baya enteresan bir başlangıç. Okey, başka bir medeniyet de bulduk. Merhaba Teddy'cim. Seninle tanışmak çok güzel. Al sana bir delegasyon falan diyorum. Erken oyun, seninle biz ticaret mücadele ıvır zıvır yaparız. Tatsızlık şu ki buradaki barbarlar beni hemen sıkıntıya sokacaklar. Şehir merkezimi görüp inanılmaz spawn olacaklar. Yani şu çok kötü oldu. Gerçekten başlangıç olabilecek en kötü şeylerden biri oldu yani. Yani deli gibi barbar spawn olacak. Şimdi bir de onlarla uğraşacağım yani. İnanılmaz. Evet, hepsini tek tek yüzdürüyoruz şu an. Tam olarak öyle. Sen geri dönüp şuraya sinyali vereme de. Ben başka bir şey istemiyorum. Lan! Harika. Lan normalde çıkmaz. Çıkacağı tuttu ya. İnanılmaz yani. Şu 4. Benim normal şartlar altında builder yapmam lazım. Ama sırf buradaki başıma gelecek işkence için bir settler, ay bir single bir builder olarak böyle 4 tur kaybedeceğim burada ya. Bazen nükleer bomba atmıyor mu diğer medeniyetler? Çok ağırlıklı olarak attıklarını görmedim bu arada. Uluslararası ticaret. Barbarlara karşı bu. Şu kartı da bir tık daha önce alabilmiş olsaydım çok güzel olacaktı. Owls of Minerva'yı bulamadım şu an. O da çok böyle iyi olmayacak. Bu arada hemen spawn oldu atları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne kadar muhteşem değil mi? İkişer tane, ikişer tane hem de. Yani şu güzelim başlangıcı gerçekten böyle bok etmeye etti ya. İnanılmaz yani. Buradan writing'i aldık. Writing alır almaz. Fishing boatlara gitmek istiyorum. Çünkü worker çıkardım, builder çıkardım. Buradaki bonus resource'ları artı bir production çevirmek istiyorum. Iron da şey, mining de bir o kadar önemli ama ona çok gitmeyeceğim. Neyse dur bakalım, bir yolunu bulacağız. Barbarlar en iyisi ya, gerçekten öyle. Nasıl abi? Sonsuz Barbar serisi. Ne, bu bitmeyecek bu yani. Bayağı mütemadiyen buradayız arkadaşlar. Bu iş böyle. Bunu böyle döndürüp şehrin arkasına gelip savunmayı alacağım orada. Tamam, Archer boost'umuzu aldık. Çok tatlı. Ya unutmayın ki ilk şehrinizi arkadaşlar barbardan ele geçiremiyor. O yüzden bunun avantajını kullanarak hep hareket etmek lazım. Ben şuradan bunu böyle götüreyim yavaş yavaş. Tüccar basacağım, tüccar basamıyorum. Çünkü oradan alacaklar onu boşu boşuna yıkacaklar. Yani hiçbir işime yaramayacak. Bu builder'ı şu an kullanamıyorum. Çünkü sailing keşfetmem lazım.
Şu an Amerika'nın 4 katı kadar bilim üretiyor. Daha oyunun başındayız. 20 tur oldu. Düşünsenize. Ya şu scout burada olduğu sürece oyunun mekaniğinde böyle bir brokenlık var arkadaşlar. Yani bayağı bozuk. Sonsuza kadar şey yapacak orada. Barbar spawn edecek. Şu an mesela Gorgo olsaydım tek başıma bunu hiç bozmazdım. Bayağı bildiğiniz sonsuza kadar barbar spawn kültür kazan. Barbar spawn. Hay şansıma ya. It is not that life. Bir tur iyileş, orayı almaya çalışalım. Ben bu akşam yayını açmayacaktım. Vay, açmayacak mıydın? Nasıl açmayacaktın? Bak dümdüz açtım. Bir tur daha iyileş burada. Skill without him. Tamam, promotion aldı. Buradan bir era score gelir. Şu scout'u durdurmam lazım, susturmam lazım. Birazcık bekleyecek orada maalesef. Erken imparatorluk. Sevon'u yapamıyorum çünkü demiri keşfetmediğim için buradaki ormanı kesemiyorum. Ormanı kesemediğim için buraya Sevon koyamıyorum. Çünkü bunu sadece tepeye koyabilirim. Bunu koyabileceğim tek yer burası. Buradaki bonus resource'un üzerine koydurmuyor şu an. Animal husbandry olmadığı için buradaki resource kaldıramıyorum bir yandan. Böyle bize feci kitlemiş durumda şu an. Neyse, infrastructure, altyapılarımızı kuvvetlendirelim o sırada. Ooo, Tarpeter geldi. Çok güzel. Okey. Mesela burada free worker var. Şimdi şeytan diye git bu free worker'ı al. Rusya savaş açıp. Ama almayacağım sanırım. Kendi kendine bana katılır ya. Ay ay ay. İki tur şeye bekliyorum ya. Fıtır fıtır. Şey bulmam lazım acilen. Yani Owls of Minerva'yı açmam lazım. Ekonomimiz fena değil. Settler'ı zaten kurmayacağım. Animal Husbandry'i 5 tur sonra halledecek. O 5 tura kadar bir adet galley, bir tane de builder daha çıkartabilirim. Kabul'u bulduk burada. Kabul. Kabul. İnsanlar ne? Kabus rüyalarında siv görsünler. Kabus görsünler. İnanılmaz. Sonra vay efendim Tuna yazılanları görmüyor da. Yok efendim yok şöyle güzel yazıyor da. Durdurmam gereken şu scout. Buradaki trader. Yes. Tam olarak istediğim şey oldu. Owls of Minerva'ya geçemiyor olmak çok ciddi bir sıkıntı yalnız ya. Şu kampı da bir bitirelim. Bak bozuldu burada barbar. Continue. Ne geldi? Sanguine Pact geldi. Bunu da istemiyorum abi. Sanguine Pact'ı da istemiyorum. Önce Culture. Buralardan daha şey çıkma ihtimali yok. Söyleyeyim. Ben büyük ihtimalle Owls of Minerva'ya geçemeyeceğim yani. Çok erken aşamada geçemeyeceğim. Bu da birazcık tatsız.
Bak şu alakasız bir yere settler kuracak. Oraya kurulmadan önce. Şu tile'ı erkenden almamın bana bir faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz. 7,5 bilim. Yetmiyor arkadaş. Sen automatic exploration'da kal. Şu etrafına bir tur döneriz biz. Birazcık tatsız oldu. Gerçi society'ler olmadan da bu iş başarılabilir ya. Ben inanıyorum yani. Pantheon belief'imiz geldi. District olmayan şeyler district var. Bunları geç. Goddess of the Sea. Aynen. Tam olarak bunu alacağım abi. Şu an görmüş olduğunuz gibi burada artı 3 production geldi. Şehir üretimlerimiz çıldırıyordu. Burası güzel bir lokasyon. Tam diğer Wonder'ları, ıvır zıvırları kurabilmem için de güzel bir yerleşim yeri. Builder'ı çak. Purchase. Para biriktirmeye devam edelim. Bunlara vermeyeceğim zaten. Promote. Artı bir nüfusla bir orantılı bilim. 7,5'tan yukarı doğru çekmem gerekiyor. Sen iyileşe dur. Yani bir opsiyon var. Yani bir 5 teknoloji, 6 teknoloji. Yani ucu ucunayız arkadaşlar. Enteresan bir hikaye var şu an. Aha. Cingarabangdara geldi gene. Başım belası yani. Her seferinde mi çıkar bir medeniyet karşına ya? İnanılmaz yani. Yüste otursa yayın hemen Twitch'e geçer mi? Arkadaş 100 TL'ye buradaki 100 kişiyi mi satayım? Eğer buradaki 100 kişi hemen Twitch'e geçecekse Twitch'e geçerim. Nasıl? İşte envoy yolladık, gelmedi. İlk envoyları aldık da onlar gelmedi işte yani. Aha burada işte bak bu tabiler. Ben ekstra free builder kapma derdindeydim arkadaşlar bunlardan da, o yüzden onları istiyorum yani. Evet, illa bozacaksın değil mi o trader'ı? Allah kahretsin seni. Altı puanda da era skoru kaçırıyor muyum? Kaçırıyorum krallar gibi. Ama Sevon'u hallettik. Sevon'u hallettiğimiz gibi... Hemen kütüphanesine koyuyorum. Şu an 18 sayısı çıktım arkadaşlar. Daha yani tek şehirdeyim ve şu an rakiplerimle aşağı yukarı aynı bilim miktarına sahibim. Bu çok acayip astronomik bir konu yani. Şu trader gitmeseydi çok güzel olacaktı. 2 puanla era skor kaçırıyorum ya. Ah ulan küfür edecektim. Yemin ederim ağzımdan çıkacaktı küfür ya. Haydi. 5 lira 10 kere şe benden. 5 lira 10 yenese benden. Süpersin Yıldız. Çok sağ ol. Selamlar Mustafa, hoş geldin. Ben geçerim. Bir save al yine de. Oynaması kötü, karşı gelmesi kötü kemer. Aynen ya. Şimdi hiç sevmiyorum yani. Political philosophy. Tabii ki yönetim sistemimizi değiştireceğiz. Promote. %100 great person puanı. Şu an burası tamam abi. En temel ihtiyacım olan birkaç şeyi hallettim. Şimdi bozulmuş olan ticaret rotamızı maalesef bunu tekrar parasını vererek alacağım galiba ya. Amerika ile ticaret yaparak aramızı onunla iyi tutabilirim. Kuvvetli muhtemel. Oo, buraya da Formadır Russia geldi. Enteresan. Burada büyük kavgalar dönecek yalnız. Tabii ki delegasyonu kabul edeceğim. Sen de böyle güzel ilişkiler içerisinde kalmak istiyorum. Continue. Owls of Minerva. Yes! Sonunda geldi be. A point. Owls of Minerva. Şu an bize böyle çok güzel trade route kazandırıyor. Kazandıracak devamında. Ticaretlerden güzel paralar kazanacağız. İşte buradaki bunlar displaced. Ekstra lüks kaynağına ihtiyacım var. Buenos Aires'e benim aramın çok iyi olması lazım. Yani şu an benim önceliğim Buenos Aires.
Ve tabii ki hızlı bir şekilde kütüphane vesaire yapıp adım adım şey ilerlememiz gerekiyor. Siz söyleyin. Neyse, ikinci Halls of Minerva ile şu ikinci slot geldi ya. Üf, çok mutluyum ya. Artı bir production şu an çok ihtiyacım var. Wonder yapmıyorum. Artı bir Fate ve artı bir Gold'u almaya devam ederim. Ticari rotam yok. Ticari rotam olsaydı Caravanserai'yi alacaktım. Ama zaten yönetim şeklimiz birazdan değişeceği için o zaman asıl kart değişimini orada yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Tek şehire iki bilim mahallesi kurulmuyor. Nasıl mümkün ki bu? Değil mi? Güzel soru. Şöyle mümkün. Kore'nin genel özelliğiyle alakalı arkadaşlar. Her bir yani valiler, şehirlere kurduğum valiler %3 kültür ve %3 bilim getiriyor. Kendi promotion level olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. %20 daha fazla bilim var burada. Çok iyi yani. Müthiş bir rakam. Thousands have lived. Ve 19 Science'la şu an bayağı iyi gidiyoruz yani. 9 teknoloji. İşte 10 teknolojiye çıkaracağım bunu. Ara teknolojileri hızlı halletmeye çalışıyorum. Fark etmişsinizdir zaten bunları. Ve şehir nüfusumu olabildiğince hızlı bir şekilde arttırmam lazım. Government Unlock. Great Person puanı. Bunu aldığımız anda Owls of Minerva ile birlikte 3 tane ekonomik policy slot. Artı 2 influence'dan gelecek. Var olan askeri birliklerin maintenance düşüp artı 1 gold daha kazanabilirim. Ama çok buna girmeyeceğim şu an. Bunun yerine daha hızlı builder yapmanın peşine koşacağım. Ve tabii ki ticaret rotaları. Ya, gerçi girebilirmişim buna. Herhangi bir wonder'a başlamadık. Şimdi Babil'in aslında bahçeni yapabilirim. Eğer daha fazla şehir kuracak olsaydım çok mantıklı. Daha fazla şehir kurmayacağım için çok bir anlamı yok. Apadana belki hani bir açıdan mantıklı olabilirdi ama ona da girmeyeceğim. Benim şu anki önceliğim ağırlıklı olarak ekonomi arkadaşlar. Ekonominiz varsa her şeyiniz var. Yani oyundaki en kritik şeylerden bir tanesi bu. Ekonomiyi elde edebilmek, elde tutabilmek. Commercial Hub, Campus District, bilim bölgesi ve Harbor'la öyle bir ekonomi ve bilim ağı kuracağım ki yani. Akacıyız. Akacıyız. Tropobül TV. Arada kültürden şehir elde edersen kabul edecek misin? Hayır, kabul etmeyeceğim tabii ki. Daha önce de yapmıştık bunu. Kabul etmeden gidiyoruz bu tür şeylerle. Twitch'te online değiliz Berkay şu an. Yani burada başladık. Bu genel böyle bilim zaferi tek başına yapılabiliyor vesaire. Hani bu nasıl bir yolculuk? Biraz bunu göstermek istedim size. Buradaki tepeye artı 2 yakınlık bonusu, artı 2 gold'dan ötürü buraya şey kuracağız. Hemen kütüphane biter bitmez commercial hub'u kuracağız. Bu arada 50. turdayız arkadaşlar ve bir puan olarak rakiplerimle neredeyse aynı yerdeyim. Yani şu çok kritik. Oyunun bu aşamasında teknolojik olarak belli bir yakınlık seviyesinde olmak bayağı şey yapıyor ya. Şimdi ben buradan hızlıca Recorded History'ye gitmem gerekiyor. Bunun sebebi de Great Library ve Oxford Üniversitesi'ni alabilirsem bu oyun çok potansiyel bir win arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. O yüzden bu ormanlık alanlara hemen dokunmuyorum. Bunları bir sonraki aşamada kırarak içlerinden geçmek istiyorum. Oo, bir dakika, ben bunu görmemiştim. 70 altın, 110 altın. Buradaki demir kaynağını yalnız bırakmam. Demir kritik. Başka bir medeniyet olsaydım buranın içerisinde şeyi kurmayı çok isterdim. Campus District'te. Yakınlık bonusundan deli gibi şey yapar yani. Tabii, aynen. Şuralar yerleri belli işte. Bunların yerleri belli. Oralara takılacağız. Iron madenini zaten yapıyorum. Hızlı teknoloji almaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an teknolojide ikinci sırada yerimizi aldık.
Şuradaki barbarı da bitirmek istiyorum artık. Başıma bela çünkü. Biliyorum bu şeyini. Okay. İki tane teknolojiye de boost aldık. Aha! Vay arkadaşım. Şu olmasaydı çok güzel olacaktı ya. Ha, bakar mısın şu an? 60 science per turn. 14 teknoloji. Etiyopya büyük bir ihtimalle bu oyunu kaybetmemize sebebiyet verecek arkadaşlar. Etiyopya'yı yakalamamız mümkün olmayacak çünkü. Üzücü bir şekilde. Oyunu şu an büyük ihtimalle kaybettik arkadaşlar. Ya tamam Jim Montezuma'cım ya. Senle konuşuruz ayrıca. Abi 62 science nedir ya? Yani bunu elde edebilmen için işte hayvan gibi kültürü, fate'i direkt o science'a falan çevirebiliyor ya. Yani şaka gibi ya. İki teknoloji arkasından geliyorum. One time deal. Sen onun yerine bana bunu ver. Ben sana 3 altın veririm. Onu da veririm. Fazla lüks kaynağına asla hayır demeyeceğim. Şehirlerin mutlu olması üreme, büyüme olarak bakacağım olaya. Production'ımız biraz az ama ya. Yani böyle çok maden kurabileceğim alanım yok. O birazcık tabii ki ister istemez şey yapıyor. Olayı tatsızlaştırıyor ama çok da yapacak bir şeyimiz yok. 59. turdayız. 15 teknoloji. 2 teknoloji hala ilerimde. Şu Apadana'nın yapamamış olması çok enteresan. Normalde Apadana'yı hep kaçırırım arkadaşlar. Bu sefer kaçırmayacağım tuttu. Çok enteresan. İki ticaret rotası. Para biriktirelim. Oradan. Biraz campus district ve extra science bonuslarını almam lazım. Ne istiyorsun? 8 gold. Peki al ben sana diplomatik favorlarımı veririm ya. Buradan ilişkilerimiz pozitif yönde ilerlesin genellikle. Daha çok çok ihtiyacım var çünkü. Şimdi Peter'le aramız nasıl? Orta kötü. Teddy ile aramız nasıl? İyi. O yüzden ticaret rotamızı Peter'le yapmamızın daha büyük avantajı olacak bize. Şu envoy gelse şunları da bir alabilsem çok güzel. Geneva falan var ya. %15 science. Herhangi bir medeniyetle savaştayken ekstra science. O menelik. Bu yüzden böyle science'ı bu kadar yüksek bunun. Anlaşıldı. Şimdi Mexico City'de 8 gold. Yukarıyla 7 gold. Bu Yavarman'la aramız kesin berbattır. Yani Yavarman kesin bana saldıracak bu arada. 8 gold artı 1 fate. Ben tercihimi yukarıdan yana kullandım. İlk great person'ımız geldi ki en önemli great person'dan birini aldık bu bilim zaferi için arkadaşlar. Bu da Hypatia. Kütüphaneler artı 1 bilim veriyor. Yani artı 1 bilim puanı şimdiden alacağımda 200 sonra artı 200 bilim kazanıyorum arkadaşlar. O kadar güzel ki. Çok güzel oldu bu. Üç teknoloji farkı çıktı bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel abi. Senle fair deal'lar yapmaya devam edeceğim. Demir memir ne istiyorsan vereceğim sana ya. Bu Yavarman başım ileride bela olacağı için bir de farklı medeniyetlerdeyiz. Kesin şey var ya. Aha boşta Eeyore gelmiş gerçekten. Boşta Eeyore gelmiş. Şimdi ekonomi bilim mi öncelikli olarak? Şunu bir her türlü almam lazım. 32 science. Matematiksel olarak kırmaya çalıştığımız için arka tarafta oyunu. Üç tane maden yapamadım daha. Şöyle bir devam edelim.
Of, biraz enteresan bir olacak bu ya. Yani normalde direkt bu bulduğum ilk map'ten devam etmeyi hayal etmiyordum ama. Paramızın birikiyor olması güzel. Marketplace. Şimdi Great Library kaçırmadıysak eğer arkadaşlar, bir şekilde Great Library alabilirsek bayağı iyi olacak. Okey, Montezuma ile hemen friend olacağız bu arada. Şehre alınması gereken en gerekli wonderlar, eğer ki bir sürü şehir kuruyorsan, bir kere Hanging Gardens çok önemli, yani nüfus açısından çok önemli. Mozelium, piramit, eski ancientlardan, bunları kesinlikle tavsiye ediyorum bu arada. Yani süper tavsiye ediyorum hatta. Ekstra tavsiye ediyorum diyebilirim. Ya varman zaten yani, ya varman dertli ya. İnanılmaz yani. Başımıza bela, yemin ediyorum başımıza bela. Sırf şu menelikle aramı toparlamak için yapmaya çalışıyorum her şeyi. Rusya bak. Patır patır buraları ele geçirmeye başlamış. Hey. Neyse ben gidiyorum içmeye, yarın gelirim ancak. De. De. Tamamdır. Tamamdır Yunus'cum. Afiyet bal şeker olsun. Sana siyah arpa şehriyemle. Şu yavarmanlarımızın yavaştan toparlanmaya başlıyor olması lazım da, işte hala sebebini bilmediğimiz bir şey var. Duvar örmezsem bunlar denizden gelip benim içimden geçip bitirecekler beni yani. Petra bu arada çöldesiniz çok önemli. Bayağı kritik. Atakan selamlar. Hoş geldin. Arşipelcim. Nasılsınız iniş? Öklid. Yay. Çok güzelsin. Çok güzel. Öklid çok kritik de. Bunu da almış olduk. Hypatia ve Öklid. Müthiş. Bir de buradan hemen, nerede benim Amanim? Appoint Amani'yi alıp Buenos Aires'e koyacağız ki buranın lüks kaynaklarını, özelliğini kullanıp halkımızı mutluluktan çıldırtalım. Güzel, Menelik de bize para vermeye başladı. Güzel güzel gidiyoruz ya. İşte beklediğim challenge. Biraz böyle ikinci rerollda map'te iyi bir map bulduk. Ama abi Menelik var ya. 80 science ne abi? Yani şu adam 3 teknoloji ilerimde gidiyor. Öklid'i aldım. Hypatia'yı aldım. Şimdi şeyi kaçırmıyorum. Zenquan'ı alacağım. Extra trade capacity alıyorum. Ticaret kapasitesi bu gelecek. Aslında şu Arabiyata'yı da alabilsem çok güzel olacak da, duvardan feragat etmem gerekiyor. Bunlardan feragat edersem alırım. Kendinize iyi bakın chat. Twitch'siz yayınlar size. Süper, teşekkürler. Şerefe olsun. Çok sağ olun. Yay. Trade'den tamamız da bakalım yani. Şey abi, yaya varman geldi. Altta Rusya ve Amerika var. Böyle garip garip olaylar dönüyor şu an yani. Ama Menelik'in ticareti tatsız ya. Bunu büyük ihtimalle fail'a çevirecek sonuna doğru ama. Yani bakalım. Göreceğiz. 4 teknolojik farka çıkıyoruz şu an yani. Geriliyorum arkadaşlar, geriliyorum. Şu şeyi yakalamak istiyorum çünkü. Yani Aryabhata'yı büyük bir ihtimalle kaçıracağım. 2 puan yapıyor. Ben 4.6 yapıyorum. Bir tur sonra 53, 46. Çok kuvvetli muhtemel kaçacak ama yapacak bir şey yok. Aa, bu arada ben şeyi unuttum. Holy. Abicim ben Great Library'i unuttum ya. İnanılmaz. Ay dur, bir tur daha kaybettim. Aman ya. Kimse de hatırlatmıyor bana. Yönetim kartına da Wonder kartını koymam gerekiyor. Lan tamamen battık. Yemin ediyorum battık ya. 55 gold ne?
19 tur 17 tura indirdik. Raid Library'den şey yapacağız ya. Koydum Wonder kartını ya. Bir de şu Alikarnas'ın mozolyumunu istiyorum. Kimi aldık? Xankuyan'ı aldık. Artı bir ticari kapasitesi arkadaşlar. Bu çok kritik de. 3 ticari rotası yapabiliyorum artık. Bunlar bayağı önemli konular biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi önce diğeri kaldıracağız. 10 tur. Okey. Şu Buenos Aires'ten bonus şey almak istiyorum. Artı bir kültür. Onu geç. Bir puan. Artı bir gold da alabilirim Hunza'dan. 4 altın 4 altındır ya. Deity'de yeni oynayıp yenebilmeye başlamış biri olarak yine Deity'ye informasyon eraya başlayınca Science Victory'yi çok rahat alıyorum. Yapay zeka bu tarz oyunlara karşı niye bu kadar zayıf? Şununla alakalı bir durum. Aslında şey değil. Zayıf değil. Matematiksel olarak yeniyorsun aslında. Eğer ki ilk oyunun başında kurduğun ilişkilerin çok iyiyse yapay zeka biraz daha bunlara böyle bağlı kalarak oynuyor. 9 tur, 5 tur. Hadi Great Library bizde mi? Yani Yavarman ne olur kavgaya girişme şimdi, beni deli etme. Oh, sonuncu veliyetimiz de John Curtin'mış. Sizinle tanışmak çok büyük bir zevk John Curtin Bey. Marco Polo'ya şey yaparız ya. Şu Ömer ayağımı da alabilirsek çok güzel olur bu arada. Ömer ayağım da çok kritik bu arada. Çok güzel bonus veriyor. Medieval ve Rönesans'tan verdiği için boostları. Yeter ki şu Oracle ve Oxford'u alalım abi. Oracle ve Oxford zaten bizi fazlasıyla taşıyacak gibi hissediyorum. 4 teknoloji geriden takip ediyoruz şu an. Hala Kore'nin gücü arkadaşlar. Bakar mısınız? Tek şehir. Bir de abi başlangıç lokasyonu olarak şöyle bir avantajla başladım. Gereksiz artı fate ıvır zıvır birikiyor buradan. Yani yeri geldiğinde bu 200 puanlık saçma bir elemanı almama yardımcı olacak diye inanıyorum. Kampüs yakınlık kartını koyacağım şimdi. Buradan guilds. Aslında aydınlanmaya doğru gitmem gerekiyor ama şu önceden Merchant Republic'i alayım yukarıdan. Küratöre ekstra science ıvır zıvara gerek yok şu an burada. Promote, yes. Gilded Vault, banka yerine koyacağımız. Binamız. Ajan kapasitelerini zaten ayrıca alacağız. 2 tur sonra Great Library. Hadi yavrum. Hadi yavrum yapabilirsin ya. Fullleyeceğim. Pingala'yı fullleyeceğim birazdan ya. Ama şey, Bank için Gilded Vault'u önceden açmak istedim de. O yüzden. Apprenticeship. We can roam the bloated stacks of the Library of Alexandria. Alexandria Kütüphanesi. İskenderiye Kütüphanesi. The warning that all... Güzel. Extra writing slot ıvır zıvır da verdi bize bu. Şimdi burada hızlıca limanımı yapmam lazım arkadaşlar. Liman bayağı kritik şu an. Harbor. Ve tabii ki ekonomi olarak da trade route'larım boş. Onları da doldurmam gerekiyor. Yani onları da yapmam lazım. Limanı buraya kuracağım. Artı 3 bonus. Bak şurası mesela artı 5 bonus getiriyor. Artı bu da çok iyiymiş ya. Liman. Industrial hub. Maden. Bunları böyle kurabilirim aslında. Artı 1 production'ı kısıp artı 5 bonus almak çok iyi ya.
Evet, Sankora yapamayız ya. Sankora çok mümkün değil şu an arkadaşlar. 37 saniyese kadar çıktık. Polislerimizi gene vereceğim, bunun parasını değiştireceğim. Çünkü %100 campus bonusu almam gerekiyor artık. Aynı şekilde housing. Sebepsiz Great General'ı alıp acaba şey yapabilir miyim ya? The Art of War'u veriyor. Burası çok işine yaramayacak. Oxford'a kadar ekstra Wonder'lık bir işim yok galiba. Ya da gerçi kalabilir de. Artı bir gold. Gerçi hızlı birkaç builder çıkarmak daha çok işime gelebilir. Bir gold'dan feragat edebilirim orada. Şu ticaret rotalarını hemen diğer bütün medeniyetlerle kurmam lazım. Ha, bu şu Koleus'u istemiyorum. Merchant olarak. Tamam, Writer'ı alacağız ya. Bunları bir toparlayacağız ya. Halikarnas'ı yapacağım ya. Bunun yeri var. Bunları toparlayacağız. Şu Builder çıkaracağım bir tane. Ekstra bir tane Builder satın alacağım. Bir tur sonra. Ya da bir tüccar da alıp onları da aktive edebilirim. 3 tane Trader'ı şey yapabilirim. Koleos'u istemiyorum. Artı bir Luxury'ye gerek yok. Çünkü Buenos Aires'in şöyle bir özelliği var Atakan. Eğer bilmiyorsan sana da böyle şey yapayım dedim. Suzerain olduğunda bonus resource'ların luxury resource gibi çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane böyle gereksiz luxury resource'um artı 2 tane de ekstra lüks resource'um var. Bayağı iyi yani aslında. Yavarman'da fair trade'lerle iyi iyi takılacağım ya. Education, üniversite geliyor. Aynen. Buradan education buraya gideceğiz. 40 science'a kadar çıkardık kendimizi. Ya vali vali puan lazım ya. Amerika galiba GG'liyor ya. Şurada tek bir şehri kaldı. Yanında Rusya büyük bir düşman. Buraya takılıyor. Ama ticaret rotası başlattığım için büyük ihtimalle Peter'le aramız yavaş yavaş toparlanacaktır ki evet artıya geçmeye başlamış. Şu an değil ama bir mutlu yüzü gülsün. Hemen motivasyonel bir konuşma yapacağım Peter'le. Bak şu an nasıl geriye düşmeye başladım. 6 teknoloji gerideyim şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi demir veriyorum. Lüks kaynağı alıyorum. Yani o kadar güzel bir anlaşma ki ya. Halk hep mutlu. Halkın mütemadiyen mutlu. Bu 1K'da üniversiteyi direkt inşa edebiliyor. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. Üniversiteyi inşa etmem gerekiyor. Şöyle bir sıraya sokacağım bunları. Şuradan mühendisliğe gidelim. Kim geldi? Ömer Ayam geldi. Güzel abi. Bol bol teknoloji boost'u da bizi kurtarıyor orada. Okey, iki katıma yakın bilim üretiyorlar şu an ama hala korkmuyorum. Bu işi halledeceğim. Nüfus 10'a gelmek üzere. Bu çok iyi olacak. Bir tek şu valiye ekstra puan çıkartabilirsem çok mutlu olacağım. Ama çıkartamıyorum henüz. Artı bir envoy. Yavarman'dan Buenos Aires'e alıp mutluluk yapabilirim. Fez'den artı bir ekstra 47.7 ile çıkartabilirim. Yani tamamen rakamlara karşı oynuyoruz arkadaşlar. Yani bu tamamen rakamsal bir kavga.
Beş teknoloji girdiğim hiç hoşuma gitmiyor ama. Builder'larıma ekstra 2 charge verip bir tane builder satın alacağım şu an. Şöyle. Lighthouse satın alacağız. Trader alamıyorum şu an. Builder da alamıyorum. Bir sonraki round alacağız bunu. Güzel, burada ciddi bir din kavgası dönüyor. Çok iyi ya. Yalnızca diplomatik zaferi alamayız şu an ya. Aha bak geldi. Geldi başımın belası gel. Geldi başımın belası. Bir de Buenos Aires'i falan da yanına almış böyle. Hani o da onun elemanı olmuş. Nasıl sıfırlandık biz burada? Ne bizi resetledi diğer medeniyetlerde? Ha, içindeki amani yok. Savaşta olduğumuz için oradan çıktı. Harika. Hadi bakalım. Kim geldi? Bardi, bunu da istemiyorum. Yok yok, yani şey yapacağım. Bir yerde duracağım. Yani bu hala deniyoruz arkadaşlar. Yapılabiliyat mı, yapılamıyat mı? Onlara bakacağız. Katapult çok tatsız oldu tabii, katapultun gelmesi buraya. Bir sonraki iyileşecek tabii ki. Hayvan gibi XP alacak. O ona saldırdı, o ona saldırdı, o ona saldırdı. Tamam, katapultu eledik. Yani Warrior'ı hayatta tutabilirim. Aa, bir de Siege'e girdi. Şehir kuşatmaya girdi şu an. Harika. Hayır, geçmiş olsun arkadaşlar. Buraya kadarmış ya. Buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Güzel 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 başladık. Güzel lokasyon ama dostluklar, arkadaşlıklar önemli biliyorsunuz bu oyunda.
Ah, güzel güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Son saniyeyi size izletmeyeceğim tabii ki arkadaşlar. O yüzden güzel güzel bir hemen restartımızı yapacağız. Güzel. Tam bir saatte buraya kadar getirdik oyunu. İyi başladık ama kuvvetli rakipler ve biliyorsunuz arkadaşlar benim yaya varma lanetim var. Bu namussuz ne zaman başıma böyle karşıma çıksa ciddi bir problem yaşıyoruz. Vallahi yapacak bir şey yok. Şevval adını tabii ki okuyabilirim. Problem yok. Merhaba Şevval. Onun dışında yukarıdan... Ha Zeynep çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ertan şöyle. Aslında şu an Etiyopya bunu çok rahat yapıyor. Normalde Kore ile bu bilim zaferini alabilmenin en kolay yolu, yani en kuvvetli yollarından bir tanesi. Fate bonusu ve Chopping bonusu. Goddess of the Harvest vardı. Yani bu geçen sene Haziran ayında gelen bir update vardı. Ondan beri aslında çok rahat yapılamıyor. Biraz daha böyle artık ıkınarak yapmanız gerekiyor. O noktayı ben tekrar denemek istiyorum aslında. Demek istediğim oydu yani. Hala yapılabiliyor mu diye böyle düşündüm. Bir 5 dakika ara vereceğim arkadaşlar. Bir yere kaybolmayın. Bir nefes alıp geleceğim. Bir hareket edeceğim. Siz de böyle bir düzeltin vücudunuzu. Bir hareket edin. Suyunuzu için. 5 dakika sonra burada buluşalım. Olur mu? 5 dakikaya buradayız. Yes, geldik gene. Harika. Okey, güzel. Buradan artık restartımızı verebiliriz. Şehri kaybettiğimi size göstermeyeceğim. Bitiş sinematiğini göster. WhatsApp'tan yazarlar ya. Ben de yazıyorum WhatsApp'tan.
Tırınk tıdınk pıdınk gidiyor arka tarafta. From the first stirrings of life beneath water to the great beasts of the Stone Age to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle. herkesi triplere soktun değil mi? Queen Sandu, the stars reveal you lead career to greatness. Build Seyun to educate your people. For the secrets of the world are theirs to uncover. Tabii ki. For those who would steal your knowledge, treat them to a ray. Bisikletli bir soru mu sordun? Bakayım yukarıda. Samet Kostak şey demiş. Kültürel culture victory yapamıyorum. Niye bu kadar zor? Aslında zor değil. Yani en başından şey yapman lazım. Bütün medeniyetler ticaret kuracaksın, sınırlarını açacaksın, erken tanışman gerekiyor. Ne kadar geç tanışırsan o kadar çok turizmle uğraşman gerekiyor vesaire. Bayağı zor yani. Zeynep sen ne sormuştun? Göremedim yukarıda da. Trakya, Paşaeli. Benim bir tane serim var. YouTube rehber serisi. Orada kültür zaferiyle ilgili bütün detayları anlatıyorum aslında. O videoyu izlesen bayağı yardımcı olacak sana. Abi Mozelium'la bu harita bayağı güzel bir haritaya dönüşür. Ben buraya da burada da bir şansım bir saat denerim. Burası enteresan bir lokasyon çünkü. Çok Türkçe dil desteği geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani yazışıyoruz, söylüyoruz vesaire ama daha o taraflardan bir ses seda yok. Harika. Alttan geldi. Gitti. Şimdi gidecek, çağıracak kardeşlerini buraya doğru. Diyecek ki hadi hoş geldiniz diyecek. Abi taş var ya. Taşları güzel güzel sökebiliriz yani. Bir de bir city state bulabilsem aslında çok güzel olacak ama çıkmadı daha piyasaya. Okey abi. Evet. Void Singers'a girmeyeceğim gene. Pingala'yı erkenden alacağım. Mesela bir de ekstra bir scout daha mı verdi? Çok iyi abi. Güzel. Evet, adalar haritası. Adalar haritasında oynuyoruz. Oyunun standart sürümünde kültür zaferi almak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Hepsinde mümkün ki arkadaşlar. Ve bütün zorluklarda mümkün yani. Hani birazcık İnce matematik çalışmanız gerekiyor. Öyle bir diploması yok gerçekten. Buna saldırdığımda promotion alacak. Standart saldırı protokolümüzü yerine getirdik. Owls of Minerva da geldi. Çok güzel abi. Bunu da aldık. Tamam, erken oyun. Şu an tam erken oyunda istediğim her şeyi almış bulunuyorum. Eros Core'umu da aldım. Daha ne isterim ya? Promote. Kültür tabii ki başlangıç için.
alayım. Buradan da bir Aero Score. Okey, Bronze Working'e de bonus boost aldık. Çok güzel abi. Güzel, ekstra kültür ve Lisbon'dan gold muhteşem yani. Bunların ekstra şeyi çok iyi. Bonusları muhteşem. Şimdi 5 draw geliyor. Foreign Trade alalım önce. Ondan sonra bir tane Builder çıkaracağız. O çıkaracağımız Builder'la birlikte hemen ticareti başlatacağız. Şuralarda böyle saçma bir yerde bir barbar kabilesi çıkmadığı sürece problem yok ya. Onların çıkmasını engellemek için... Gerçi buraya gidebiliyormuş. Takılabilir. Sen burada iyileşe dur. Of, artı bir nüfus. Daha ne istersin ya? Artı bir nüfusa daha ne istersin ya? Aşağıdaki Tribal Village'i kaçırmadım ya, kaçırmadım. Hallettik ondan. Okey abi, çok iyi. Builder, Granary. O sırada Sevon gelecek. Sevon'u da çakacağız. Sevon'u da şuradaki tepeye koyacağım. Sankor. Burası da tepe değil. Tepe olmadığı için buraya da Great Library, Oxford, Sankor. Böyle bir hikaye yapabilirsek... Çok çok güzel olabilir ya. Victoria'nın domination bu arada gerçekten çok keyifli. Altı nüfusa o gelene kadar craftsmanship alacağız o zaman. Yani yapacak bir şey yok. Başka medeniyet daha bulamadık ama onlar bizi büyük ihtimalle bir yerde bulacaklar. Onlar bulana kadar da biz de buralarda takılırız ya. Sadece başka barbarların çıkmasını engel alalım da. Birazcık tecrübe gerekiyor abi. Tek şehirde kazanabiliyorum diyebilmen için maalesef birazcık bir tecrübesel bir yolculuktan geçmen lazım. Oyundaki sistemlerin nasıl çalıştığını iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Okey abi. Şimdi... Ya şu Builder kartını koysam güzel olurmuş. Hemen tüccarımızı çıkartalım abi yola. Öyle Empire'a gidebildiğim kadar hızlı gitmek istiyorum. Mining geldiğinde bu kuyelerden bir tanesine taş ocağı kurarız geçici olarak. 55 lira. Bir tur sonra burası açılıyormuş. Tamam, güzel. Şöyle bir tane farm kurarız. Food önemli abi. Food kritik bu oyunda. Muendaro. Ticaret. Currency'ye boost aldık. Para birimlerine. Arkadaşlar ya hep şey hatırlatmasını yapıyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim tabii ki. Civilization 6'da Deity benim oynadığım zorlukta Domination zaferi birazcık kritik bir konu. Yani nasıl anlatayım size bunu? Tahmin ettiğiniz kadar kolay olmuyor. Bunun için gerçekten iyi startlara ve iyi rakiplere ihtiyacınız var. Yapacağınız bir yanlış askeri hamle size oyunu kaybetmenize sebebiyet verebiliyor. Yani dediğim gibi birazcık zorlukla alakalı gelen bir konu olduğu için. Ama deneriz tabii ki. Yani hepsinin fırsatı oluyor yani. Neden olmasın? Üç tile improvement bonusun ekstra bize bir faydası yok. O yüzden bunu şu an burada bir tık bekletmek gerekebilir. Bir de sailing'i alıp şu kaynakları kullanmak istiyorum. Okey, Geneva'ya da ilk görüşen biziz. Artı birim de oradan geldi. Güzel abi. Güzel. Şimdiye kadar her şey olması gerektiği gibi gidiyor.
Sevon'u yapamıyorum. Çünkü Sevon'u yapacak bölgeyi açmamışız. Hızlıca Sevon. Promote. Buradan Great Art Science'ı alalım. Oradan da Art Science geliyor. Artı 12 Science'a çıktık arkadaşlar şu an. Yani müthiş, müthiş. Yani Kore gerçekten bilim konusunda karşınıza çıktığı zaman abi iki kere düşün. Gerçekten iki kere düşün yani. Bronze is the mirror of the form. Ya ben kolay oyunlarda şeyi sevmiyorum yani. Nasıl söyleyeyim? Şu sailing'i almam lazım yalnız. Harbor'a falan yavaş yavaş böyle yandan yandan yaklaşacağız. It is equally important. Gerçi bir builder daha yapayım. Bir kütüphane yapayım. Burası böyle devam etsin. Şimdi Governor'a bir puan daha geldi. Oh, 17'ye çıkardık. Yemede yanında yat. Muhteşem bird. Iron Working'i falan keşfedebilsem aslında çok iyi olacaktı ama daha oralara giremedik. Neyse. Political Philosophy tabii ki. Sailing bitti. Sailing bittiğine göre çok böyle süper hızlı bir şekilde şu Animal Husbandry'i alalım. Şu an güzel bir başlangıç yaptık ya. Yani tanışacağımız medeniyetlerde iyi geçinebilirsek çok iyi olacak. Güzel, bir builder daha gelecek bu arada. Politik filozofiye geçeceğiz. Builder'ı özellikle alıyorum. Çünkü Iron Working keşfedip şuradaki ormanları keserek biraz hızlı adımlar atacağım arka tarafta. Bir de 8.5 altın. Birazcık ekonomik olarak gerideyiz ama çok problem değil sanırım. Piramitleri de alsam diye düşünmüyor değilim. Ama erken commercial hub yapabilirsem çok iyi olur. Yani şey kötü oldu. Herhangi bir nehir kaynağı olmaması kötü oldu. Nehir olsaydı commercial hub'ın çok büyük avantajını kullanabilirdim orada ama galiba Iron Working'e gitmem gerekiyor bu arada. Yanlış geldim. Daha bir kere risal ettik ya Sefa. Ha süper. Reinforcer'ı burada kaldırabiliyormuşum artık. Nice. Bu iyi oldu. Nüfus kritik. Şimdi daha şunları kaldırmaya başlasam fena olmayacak çünkü. Olabildiğince hızlı nüfusu artırmak istiyorum. Buradan da Great Persephone, Classic Republic, check. Şu an ürettiğim herhangi bir bond üretmeyeceğim. Ticaret rotam var bir tane. Artı 2 gold'umu alacağım tabii ki. Bir de Influence ve Builder'ları hızlandırmak istiyorum. Bu arada bir iki Builder daha çıkartabilirim geri geldiğinde. Buradan süper hızlı bir şekilde Recorded History'ye gideceğiz. İlk Pantheon Belief'imiz geldi. Normalde burada mesela ekstra Builder ve City Growth alabilirim ama birkaç tane şehrim olduğunda bir işe yarıyor. Yani onun yerine buradaki Goddess of the Sea çok mantıklı şu an benim bulunduğum senaryoda. 1-2 gerçi çok da aşırı mantıklı değilmiş. İki yerden bonus alacağım sadece. Fishing Boat'lar bunu geç. Ben bir önceki harita gibi şey zannetmiştim. Bütün bunların hepsini balık camp zone zannetmiştim. Fazladan bir builder alabilirim. Plantation'lardan
Evet ya. Fishing çok işe yaramayacak gibi duruyor. Erken Wonder'ları hızlı yapmayı alıp aslında var olan Wonder'ları da kaçırmayabilirim ama Divine Spark şu an çok daha mantıklı gelecek bana ya. Gerçi daha böyle kreatif bir şey yakalamaya çalışıyorum. Selim Yolcu selamlar, hoş geldin. Erken duvar korur da erken rakip yok şu an ortalıkta. O da ayrı bir konu. Divine Spark'a kal. Ya, ekstra builder da bu arada çok önemli. Yani şuradan bir builder almak ve City Growth Rate'i arttırmak da çok kritik. En başta değil mi? Bu topraklar verimsiz. Bu Ristar Çağ'a geçtiği zaten yeterince zor bir şey denemiyor musun? Abi bu topraklar verimsiz değil. Topraklar hayvan gibi verimli bu arada yani. Nesi verimsiz abi şu toprakların? Baya yani iki tane yakalamak, üç tane yakalamak istediğim Wonder var. O üçünü yakaladığım takdirde production çok dert değil. Onları bir şekilde halledeceğiz yani. Ya Fertility Rights alacağım. Şuraya bakalım. Charming. Çok fazla bir numara yok. Marş Oasis, bunlar tatsız. Selim, senin sayende seni çok sevdim. Her gün yeni şey öğreniyorum sayende. İyi ki varsın. Teşekkürler Selim. Sizler de öyle. İyi ki varsınız tabii ki. Ya Plantation'dan alacağım artı bir kültürle yani artı üç kültür aslında o da bile. Çok bayağı kritik aslında yani. Erken Civic kartları açabilmek oyunun çok önemli bir kısmı. Onu çok böyle yani şey yapıyorum. Evet yani işte Builder'da öyle. Builder'ında genel olarak öyle bir artı tur kazandırma olayı var. Neyse göreceğiz. Bir yolunu bulacağız. Builder Builder'dır arkadaşlar. Irrigation bonus da bayağı iyi olur da. Banana'yı buradan cıklatamıyorum ama yağmur ormanını cıklatabilirim. Yani şu library olabildiğince hızlı ilerletmek istiyorum çünkü. Sen burada dur abi. Sen burada bir abicim dur. Aha gene geldi benim başımın belası. Hoş geldin Menelik'cim. Aa senle teknolojimiz, bilmem neyimiz, her şeyimiz aynı mı? Daha hemen dakika bir friendship yolladım adama. Garment Plaza şu an değil. Şu an Garment Plaza'ya gelene kadar başka pek çok konu var. Onlara ayrıca gireceğim. Tek problem production'ımız. 24 science'ım var. 6 teknoloji bulmuşum. Irrigation'ı da çok hızlı almam lazım. Şu lüks kaynaklarını alıp Currency de çok önemli. Ama irrigation ile başlayacağım. Lüks kaynaklarını hemen kendimize katacağız. Sonra bunları okuturuz da zaten. Currency abi. Erken hemen ticaret merkezimizi kuralım. At 8 gold 20. Sen bana 20 at verme. Onun yerine böyle yap. Tur başına 5 gold ver. Sıkıntı yok. Ben artı 5 gold, artı 17 gold fıstık gibi. Abi hiç zaman kaybetmeden bir tane commercial hub. Tek problem şu. Sevon'un yanına kurarsan bunu. Evet çok güzel. Artı 3 gold verecek burada. Ama Sevon'un özelliği Kore'de arkadaşlar. Eksi bir science from each adjacent tile. Yani buraya kuracağım her bir district bize puan kaybettiriyor. Bu yüzden de alakasız bir yerlere kurulup bunları öyle değerlendirmem lazım.
Liman. Bunları da böyle bağlamak istedim ama şu taşları daha kesemeyeceğim için. Süper hızlı bir şekilde ekonomiye doğru bir şutlanma yapmamız lazım. Ya arada yapıyorum ya. Date'siz oyun oynamışlığım var arkadaşlar. Yapıyoruz da çok yapmıyoruz sadece. Hipatya çok güzel. Hop. 30 birimle başladık ya. Tur 50, tur başına 30 birim. Patron delirdi. Şu banana çok güzel food resource aslında. Şimdi bunu korumaya çalışacağım. Artı 2 gold da getiriyor bu. Ekonomik olarak bize bayağı bir fayda sağlayacaktır. Shipbuilding'e yavaştan yavaş yavaş yengeç gideceğim ama teknolojik sayı avantajını elimde tutmaya çalışıyorum. Daha tanımadığım bir rakibim var ama bakalım nerede nasıl yakalayacağımı merak ediyorum şu an. Yehey! Bilimde öne geçen Tuna. Artı bir. Şuradan artı bir science alalım. Bak Babil de çok enteresan. Her bir Great Work of Writing ekstra science getiriyor. Yani Great Library yakaladığımızda içine koyacağımız sanat eserleri bize artı ekstra science de getiriyor olacak. Çok büyük saçmalık bu arada yani. Müthiş büyük saçmalık. Don't reinvent. Yavrucuğum ne olur kavgacı olma bana karşı. Tamam farklı society'lerde olabiliriz ama bu demek değil ki seninle anlaşamayacağız. 50. turda 8 nüfuslu şehir. Maşallah. Hop Great Library. Yes Great Library. Hemen şuraya oturtalım. Süper hızlı başlamamız gerekiyor. Sonra purchase bir adet builder satın alacağız. Buradaki taşları keserek yıkarak yolumuza bakacağız. Başka şansım yok. Bir de Halikarnassus'u yapmak istiyorum. Diğer Oxford gelene kadar da Halikarnassus'a koşacağım. Mausoleum of Halikarnassus'a. Tur başına 38 saniyese kadar çıkardık. 35'miş. 29 tur. 26 tur baksana hiç yani. Kısamıyoruz ki bunları da ya. İnanılmaz. 3 tur sonra koyacağım yönetim kartında ya. Şey değil, problem değil arkadaşlar. Şehrin fokusunu bir de production'a verelim. 22 tura kadar indirsin bunu. Şimdi bunu kıracağım. Buradaki taşı da alacağım hızlıca. Kim geldi? Hoppa! Aryabata geldi. Bu da teknolojik boostlarımızı alacağımız anlamına geliyor. 3 tane yapıya. Oh çiçek. 52 bırak. 20 tura kadar indirdik. Ulan Great Library kalsın bende ya. Hadi gözünü seveyim. Yapabilirsin bunu. Onu da kustur. Aaa kartı koymayı unuttum bir önceki tur. ...16, 14 tura kadar kıstık. Magnus şu an 5 tur zaman kaybı arkadaşlar. Magnus'u koyana kadar çok daha fazla şeyler yapabilirim. 480 para biriktireceğim. Şu trade route'u hızlıca onu almak için para saklayacağım. Builder'a saklı şey yapmayacağım şu an parayı. Arkadaşlar şu an 40 science var yani. Yani herkesten fazla teknoloji üretebiliyor olmam şu an çok kritik. Menelik'le aramız umuyorum gelecekte düzelecek diye hayallerim var. Ooo Tsar Peter. Tsar Peter bak Menelik 60 saniyesi çıkardı kendini. 17-17 teknolojik olarak aynı yerlerde dolanıyoruz şu an. 9 tur.
Hadi yavrum. Great Library ver bana. İki tane sanat eseri alalım. Babil'le de aramızı fıtfıtlayalım. Oh, selamlar Salih, hoş geldin. Bu bittikten sonra da Hanging Garden Mausoleum'a gireceğiz ama bunun için Harbor District gerekiyor. Bundan sonraki başlığımız da tam olarak bu olacak. Harbor District. Buraya da Hanging Garden'ımızı falan kuracağız. Artı 3 bonus kritik çünkü önemli. O sırada biriken parayla da ekstra ticaret rotası açacağız. Güzel. Pingala'yı ateşledik sonuna kadar. Alstur. Hadi yavrum. Yok, şimdi şöyle. Erken Wanderer için arkadaşlar birinci ve ikinci tile'lar. Yani şu an erişebileceğim şu üçüncü tile'ımı, yani buradaki ormanı artık acil durum, başka bir tane bir şey yaparken harcayacağım. Çok başka şansım yok. Buradaki ekstra tile'ları da yani birer tane oluşuyor ama bir tanesine Petra koyup belki bu iki tile'ları değerlendirmeye çalışabilirim. Çok bir işime yaramayacak ama yani Petra'ya girmeli miyim? Çok emin değilim ya o yüzden. Bakalım construction. Şu geriye dönük şeyleri de almaya çalışıyorum. Artı bir ama burası bana bağlı. Yönetim kartları olarak buradan ilerleyebilirim. Şimdi Babil ve Ceneva. Herhangi bir medeniyetle savaştayken %15 science, yani bu o kadar kritik ki. Ceneva'yı elinden almak istiyorum aslında buranın. Ama Babil de kimseye değil. Babil'in artı science puan bonuslarını da kapmak istiyorum bir yandan. Çok iyi. Menelik'te acaba sanat eseri var mı? Kimse daha sanat eseri yok değil mi? Ha, geldi benim başımın belası. Şu ikisini Peter'den alacağım. O ikisini Peter'den alırsam science output'umuzu bayağı arttırırız. 4 tur kaldı Great Library. Hadi yavrum, yapabilirsin ya. Yukarısı Petra şehri net olurmuş tabii canım. Şuraya kuracağım böyle çiçek gibi, ya da şuraya. Şuraya Petra'yı kuracağım. Bunlar böyle sonsuza kadar takılacaklar birlikte. We can roam the bloated stack. Create with the heart. Tur başına 24 altın mı istiyorsun şu an bunun için? Degette ya. Degette ya. Hildegard, bunu geç. Koyun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Purchase Market. Şu an iki tane ticaret ortasına yükseldik. Bayağı bir savunmacı mekanlar gelmiş. Bunlar iyi. Şu yavaş yavaş Ceneva'ya da el atmaya çalışacağım bilimle ilgili. 47. Education. Kim bu? Gain 60 gold. Your nearest city annexes this tile to its territory. Kendi kendimize para vermeden şu tile'ları almanın yolunu bulalım bir yandan. Çok sorun değil ya. Bunun etrafında başka district'ler geleceği için onlar birbirlerini tamamlayacaklar zaten. Buraya bir government district. Bunların hepsine bonus verecek. Inch ya da bir tane şey industrial district de bunlara bonus verecek. O yüzden çok problem değil o.
Okay, Lisbon ticaret istiyor. Artı 15 gol. Geneva istiyor. Geneva'dan zaten buranın ekstra envoy kazanmak istiyordum. Bu çiçek gibi oldu. Ya sus yavrum. 55 science. Geneva'yı alınca abi. Bak işte ya, city state'lerin gücü. Geneva'yı şu an Menelik'ten düşürdüğüm için Menelik'in bilimi kafa kafaya geldik. Ama yakınında Menelik. Yani bu tatsız bir mağlubiyet olacak herhalde bunun sonunda ama olsun. Olabildiğince böyle hızlı ve tempolu ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Başka ekonomik olan yer neresi? Muscat var. Buradan da artı 4 gold'umuzu bir alalım. Al demir yavrum, senin olsun demirler. It is the mark of an edu. Para biriktirmek lazım. Butlers. Güzel gidiyoruz ya. İki kilo falan da olabilir ya. Şu Harbour District bitiyor. Halikarnas'ı da halledersem bayağı rahat edeceğiz bu arada yani. Şu an 3 tane Wonder istiyorum arkadaşlar. Halikarnas, Oxford, University of Sankor ve yapabilirsem Rur Valley. Dördüncü olarak da. Use Fate this Holy Site District. Holy Site'im yok ki. Ya, ne yapacağım? Alacak mıyım bunu? Bunu almayacağım işte ya. Bu en sevmediğim Great Person. Ne yapacağım? Mozelim Halikarnas. Aynen, ateşle şuraya. Hemen bitiriyoruz abi. Hemen acele ediyoruz. Ve Mozelim Halikarnas'ı bitiriyoruz. Lighthouse'umuzu da satın alıyoruz bir yandan. Çiçek. Beş tur. Çok, late'de çok büyük avantaj sağlayacak. Arkadaşlar şu an 55 gold geliyor tur başına. İnanılmaz bir şey bu. Ekonomik olarak bayağı büyük rahatlık sağlıyor bize. Artı bir envoy. Şimdi bak, Geneva'yı hemen Menelik bozmaya başlamış. Ben de onu bozacağım. Karşılıklı böyle ileri geri oynayacağız onlarla. İki tane turnuvanın konuştuğu video aynı anda izlemek. Fazladan bir ticaret otomuz daha geldi. Purchase Trader. Hemen Menelik'le ticarete başlayacağız. Askerim yok diye Aztek bana tabii ki haldır uldur yapıyor. Lisbon'da artı 15 gold çok iyi. Muscat'a 20 gold diyor ama ben diplomatik ilişkilerim şu an benim için çok kritik. Menelik'le bir tane trader'ı öyle değerlendirmek istiyorum. Tur başına 62 gold geliyor şu an. Bayağı çok acayip ya. Sunu abi izlemeliyiz. Neyi izlemeliyoruz? Rurveli'ye yer yok. Sağlık olsun ya. Yapmayız Rurveli'ye o zaman. Hiç problem değil. Coşturun abi ekonomimi. Coşturun ekonomimi. Şu an Menelik 100 science'ı çıktı abi bu arada. İnanılmaz. Yani nereye aldı ya? Yani şu var ya, şurada müthiş bir kavga dönecek. Şu bilim state'lerin hiçbirini bırakmak istemiyorum. Yavarman da bunu almış.
Tur başına 70 gold. Fair trade'ler arkadaşlar. İki teknoloji gerideyim şu an. Şu an çıldırdı işte bak yani menelik şu an gerçekten oyundaki bozuk yani. Buradaki seed'deki random'ı bir daha açıp bu map'te bir daha oynarım yani. Saçmalık yani adam. Çok overpowered. Şu Halikarnas'ı bir bitirebilsek. Tur. Birazdan rahatlayacağım ya. Şu Halikarnas'ın bitmesini bekliyorum ya. 6 tur. Hadi yavrum. Çünkü bu deniz tile'ları o kadar değerlenecek ki arkadaşlar. Halkın şu an ekstatik olması. Neyse bir tane daha lazım demek ki resource. Feodalizm Food Focus. Artı bir saniye. Çok açıyor orayı ya. Neyse artı bir yapacak ya. Strategy requires thought. Pembiş ışıklar. Pembiş ışıklar candır. Abu Al-Hazim Al-Zahravi geldi. Bir de Ömer Ayam'la birlikte mi geldi? Muhteşemsin ya. Arka arkaya mı geldiniz? Teknolojik boostları da aldık. Yani şu an böyle 20 tur, 30 tur falan kazandık bu arada. Bayağı iyi yani. Nereye onu şey yapacağım ya. Bir tur. Tamam abi mozelyumu da kaptık. Hadi geçmiş olsun ya. Çok iyi. Bayağı. Arkadaşlar bakar mısınız şuradaki bütün tile'lar artık kültür, fate, din her bir şeyi veriyor. Ve deniz kenarında bu kadar çok deniz tile'lım olduğu için bu kaçırmamam gereken bir wonder'dı. Merak eden arkadaşlar için bayağı kritik bir hamle olduğunu söylemem gerekiyor bunun. Duvar, üniversite, industrial hub. Şimdi buraya kuramıyorum. Buraların hiçbirini kuramam. Maalesef öyle bir dert var şu an. Artı 2 yakınlık bonusu için değmez. Bunu şuraya kuralım. Gerçi Seaport'tan güzel destek alacaktı yani. Şunu şuraya kursam daha mantıklı olacaktı arada ama. Neyse çok da elzem değil ya. Artı 1 bonus artı 1 bonustur arkadaşlar. Unutmayın. Yani iki katın bilim üreten bir rakibim var. Onları yakalamam böyle bayağı imkansız gibi bir şey şu an yani. Büyük ihtimalle zaten şey kaçıracağız. Bir şey kaçıracağız yani. Kore'nin özelliği arkadaşlar. Koyduğun vali her bir promotion'a kadar %3 bilim ve kültür veriyor şehrin içerisindeki. Bu arada Peter'den artık şeyleri alma vaktimiz geldi. Bunlar bana ekstra science'a dönüşecekler çünkü şimdi. Artı 2 science. Uf, çok iyi.
71 saniye. Yani tamamen rakam savaşları ya. Bayağı rakam savaşları yani. Purchase. Üniversiteyi direkt yap. Hiç zaman kaybetme. Sen şu duvarını yap, ne olur ne olmaz da. University of Sankor geldi. Sankor yapmadan önce... İşte üretimim çok az ya, çıldıracağım. 83 Science. Var ya, golü production'dan yiyeceğiz ya. Oyunun golünü production'dan yiyeceğiz. Enlightenment kartına koşmam lazım ama Exploration'la Merchant Republic'e geçip ekonomiyi daha da kuvvetlendirmek istiyorum öncelikli olarak. Not all who wander. Oxford Reis burada. Oraya gelmeden önce biraz daha böyle şeyleri yapmam lazım. Baruta karşılık sorular açacak, para verecek, bilmem ne yapacak. Ver. Okey, benim bir adet daha sanat eserine ihtiyacım var. Onu da gene Peter'den alalım. Parası neyse veririz ya, hiç problem değil. Yeter ki science'ımız 90 olsun ya. Abi 3 teknoloji geriden gidiyorum. Great Scientist. Ekstra bonus alırım. Scientific State'ler ekstra bonus. Buradan yürürüz. Evet, aslında Apadana'yı da alman gerekiyor işte. Babylon, Apadana. Bunların hepsi bir araya merge'lendiğinde muhteşem oluyor. Ama Apadana'yı yapmadım tabii ki. 90 saniye. Bakar mısın? 160. Nasıl yakalayacağım abi? Yani böyle... Aynı dertler, tasalarla devam ediyoruz. Apadana'yı da yaparsan bunun içerisinde iki Great Work Slot'u daha var. Bu da çok büyük avantaj sağlıyor. Şuralarına artı birer production çıkartmak için Petra'yı koyabilirim. 24 turu onu da kaybetmek istemiyorum. Sankor Üniversitesi'ni yapmak istiyorum çok acil. Şu Industrial Zone'u bitirebilirsem içerisinde workshop'ını yapıp hızlıca Sankor'u yapmayı da hızlandırabilirim. 12 nüfus. Yani 60 puan gerideyim ama diğer bütün medeniyetlerden de üstteyim. Yani en azından tek rakibe karşı oynuyorum şu an. O biraz iyi. Spy kapasitesi, yani ajanlara koştuğum anda Menelik'in spaceportlarını erken imha edebilirsem, ajanlara erken yetiştirebilirsem. Bayağı muhteşem olacak. Hatta şöyle yapalım. Purchase trade route kapasitemize ulaşmışız. Artı bir food, artı bir production. Yani bir production önemi çok büyük. Promote Halls of Minerva'yı da arka tarafta işaretlemem lazım. Şimdi birazdan Exploration çağına gireceğiz. 12 tur sonra. Bakar mısın? Artı 6 ekstra birim getiriyor ya. Yeni district yapıyor muyum? Bir tane yapacağım sadece. O tek başına yeterli olmaz. Ekonomiden yürümeye çalışacağız ya. Şu industrial zone'u bitirip yapmaya çalışıyorum Atakan ya. Production'ım çok az. Ya yani tepe yok hiçbir yerde. O yüzden çok büyük problem çekiyorum şu an. Maalesef böyle bir dertli durumum söz konusu. Yani 3 teknoloji geriden geliyor olmak bu arada bayağı iyi. Oo, 20 demir de balina mı vereceksin bana? Abi ver, halkın mutluluktan çıldırsın, production varsın. Status happy. Kim geldi? Writer'ımız da geldi. Oo, çiçek. Güzel. Aslında var olan yazıları satıp
geri satıp onların üzerinden bu iki yazarı geri koyabilirim. Çok da güzel olur. Ha, hoş geldin Esa. 6-6. Bunları böyle tutacağız. 97'ye kadar çektik sayısı. 80 puan farklı takılıyoruz. 3 teknolojik farkımız devam. Industrial era bitti. Purchase Workshop. 780 gold. Birkaç tur sonra onu halledeceğiz. University of Sankor'a koşacağız şimdi. Ya Petra yapmamın hiçbir anlamı yok abi. Tamamen turizm, başka hiçbir şey getirmeyecek. Çünkü buradaki alan da dolacak. Merchant Republic'e geçiyorum. Olabildiğince hızlı bu daha yüksek kapasiteli yapıya geçmek lazım arkadaşlar. Her ticaretten extra science. Builder'lara ekstra bir şey verebilirim. Production, Tiles, Theater Square. Theater'm yok zaten. %15 loyalty, faster growth. Tamam, geç onu. Onların hiçbirine, şu an hiçbir işime yaramıyor. Ekstra trader'lardan bonus alabilirim ya. Kolossus'u araya sıkıştırmaya çalışacağım ya. Unit maintenance cost azalt abi buradan da. 51. Zaten unitimiz yok ki maintenance yapalım. İşte bir sonraki hedef olabildiğince hızlı enlightenment'a koşmak arkadaşlar. Aydınlanmaya. Burayı yakalayabilirsek muhteşem olacak. 44-4. Abi Sankor'u nasıl bitireceğim ben ya? Yani böyle... Ha, Furkan süpersin. Çok sağ olun. Mass production. Güzel abi. Industrialization'a gideceğiz. Isaac Newton. University ve Library yapıyor. Harika. Zaten var olan yerlere ekstra artı ikişer bonus verdi. 104'e kadar çektik. Farkı 80 puanda bir iki teknolojik avantajlı şeyleri tutuyoruz. Mühendisleri kaçırmamak gerekiyor. 780 gold oldu. 780 gold olduğu için de bu round workshop satın alacağız. 40, 33 tura düştü. 40 küsürden. Bu da çok kritik bir hamleydi. İyi oldu. Demire karşı onları vermiyorsun abi. Bize altın veriyorsun biliyorsun. Tur başına 6 altın. Çiçek. Let me ask leave then. To pay a tribute of respect. Ticaret oranın ekstra... Puh, çok iyi ya. Yumukustur. People can have the models. Tek problem production arkadaşlar. Üretim yok. Üretim olmadığı için golümüzü oradan yiyeceğiz. Gerçekten golü oradan yiyeceğiz. John Curtin. John Curtin. Vur, hoş geldin. Ulan Kürten. Şu Geneva, Babylon ve Taruga'yı istiyorum. Bunları aldık. Şimdi Amani. Appoint. Taruga. Taruga ticaret ekstra bir de envoy kazanalım buradan. Güzel. Şimdi Taruga'yı da yavaş yavaş kendime bağlayacağım. Bir envoy daha verdik mi? 3 olacak. Şimdi konsulat bir şeyini yapmamız lazım ya. Konsolosluğu falan yapmam lazım. Government district yapmam lazım. Şu Sankor'dan ve Oxford'dan kopana kadar onları nasıl halledeceğim bilmiyorum. Şöyle yapalım. Sen bana bundan ver. Benim halkım mutlu olsun. Happy. Bunu ekstatiye çıkarmam lazım.
Çok iyi abi. Hemen gemimiz çıktı işte. Seven girls were chased. 24-23 tur. Dünyayı bir ucundan bir ucuna gezen ilk ben oldum gene. Ne kadar güzel değil mi? Fishing'i seçmedim. Builder'ları seçtim. Çünkü sadece iki tane balıkçım vardı abi. Fisher'lar sadece artı iki production verecekti. Bu zaten production veriyor. Builder'ı seçtim bu sefer. En hızlı bu oldu yani. Enteresan bir macera. Macera dolu Katmandular. Antonomaro'dan buradan free bir tane envoy alıp artı bir kültür artı bir şey alabilirim. Geneva'ya yollayıp artı iki science da alabilirim. Muscat'a alıp 20 gold artı bir şey alabilirim. Ama ben tercihimi Menelik'ten yana kullanacağım. Çünkü bu adamla aramızın iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu adam aramız biterse biz de biteriz. Artı bir envoylu great person çıkanların hepsini alıyoruz. Yeni envoyumuz da geldi. Tam istediğimiz gibi. Taruga'yı da kendimize bağlayıp resource'lardan da ekstra sayı çıkaracağız. Çünkü atı falan alacağım şimdi. Hadi Sankor Bey, bitemedin ya. Önem dur, bu değil. Artık on tur Enlightenment'ı alabilecek miyim on tur içerisinde? 1, 2, 12'de alamıyorum. O yüzden onu acele etmeyeceğiz. Gerçi acele etsem daha iyi. 10 turda almak daha mantıklı onu. Hızlandıramayacağım çünkü. Kaplumbağa işleyeceğiz. Güçlü ekonomi arkadaşlar. Ekonomi çok kritik. Bak 1106 direkt bunu basacağım. Artı bir kültür basacak üzerine. Kendimize özel bonus mekanımızda bastık. Parası neyse verdik. Tur başına 100 gold geliyor arkadaşlar. Tek şehirdeyim daha hala. Bir de bunu düşün yani. Artı bir ticari rotam var şu an. Trader'ı alacağım bir sonraki tur. Onu da bir daha başka bir yere alacağım. Böyle çok çok büyük saçmalık bu yani. Sonra Colossus'u falan alabilirsem çok iyi olacak. Tamamdır, teşekkürler. Teşekkürler Meryl, çok sağ ol bilgi için. Yani bir şey yaparız tabii ki, bir wrap up ederiz, toparlarız ortalığı. Bir tane ekstra promotion getirdim bana. Nice. On dörttür. Happy. Diğer medeniyetlerde de aramı iyi tutmam gerektiğini her zaman hatırlatayım size arkadaşlar. On üçtür. 112 bilim. Meneli'yi yakalayamıyorum ya. Ulan üç teknoloji. Bir yerde onun önüne geçeceğim ama nerede geçeceğim onu merak ediyorum. Darwin. Şu şeye Filippo Brunelleschi'yi almak istiyorum. Sankor'dan sonra aslında direkt buna... Ulan var ya, alamayacağız onu herhalde ya. Wonder'ları hızlı yapma abicimiz. 10 tur industrial... Gerçi 10 tura kadar alırım ben bunu. Dur bakalım. Bir yerde bir şeyler yapacağız. Bu enteresan bir macera oluyor ya. Oxford'un açılmasında 2 tur, 9 tur. O arada bir tane builder basıp ekstra şu at ve şeyi alacağız. Abi hep iki teknoloji ilerinde herif ya. Çıldıracağım yani. O kadar böyle geliyorum ki yani. Filippo'yu patronajıyla parçalayabilirsek muhteşem olur gerçekten yani. Parası biriktireceğim. Parası neyse vereceğim onu yani. Şu an hiçbir şey para harcamayacağım.
Çünkü 315 production benim için Oxford'a basmam demek bunu. Win lose condition ya. Bayağı win lose condition yani. Piramitler gitti. Hadi siz birbirinize yardım edin. Paralar yollayın. Yardırın. Sağa sola. Yarışın kendi aranızda. Abi 3 puanla gene Golden Age'i kaçırıyorum 3 turda değil mi? Harika. Her zaman gibi en sevdiğim. Bir video izledim hiç yer kurmadan oyunu kazan. Ben de yaptım Ömer. Videosu var YouTube'da. Yazıları satacağım ya, elimdeki fazla yazıları satacağım. Ondan sonra yenilerini çakacağım içine. Industrialization. Hızlıca buraya geçmem gerekiyor bir yandan da. Şöyle yapalım. Roosevelt, McDeal. Sen buna karşı ne verirsin? Tur başına 11 gold veriyorsun. Peki ya Varman, McDeal. Sen buna ne veriyorsun? Tur başına. Hiç bok vermiyorsun. Curtin'cim, sen ne veriyorsun buna? Tur başına. 10 gold. Peter'cim, senden aldığımı sana geri satayım. Sen ne veriyorsun buna? Veremiyorsun çünkü yerin dolu. Melilik'cim, sen kültürden 9 gold. Abi en bombası Roosevelt'cim. McDeal. Al sen kültür seversin. 11 gold. Hemen bir tane daha basalım. Şu writer'dan bir puan daha çıkartırız diye düşünüyorum ama yemedi. Cırklamadı. Benim derdim aslında gold'la şunu alabilmek. Philip ocuğumuzu alabilmek. İki tur. University of Sankor geliyor bu arada. Normal Age. Reform the Coinage'den devam. Enlightenment'dan da rasyonalizm kartını koyacağım. Science zaten oradan bir boostlanacak. Okay, Enlightenment kartı da geldi. Change Policies. Wonder kartı kalacak zaten. Ancient Wonder olarak. Gerçi Ancient Wonder olarak geçmiyor. Bu kart değişik otomatik. Builder'dan Max 2 charge alıyormuş. Onu geç. Artı 2 Engineer Point alalım. Biraz daha ucuzlasın en azından. Merchantilism'e de gidelim. ...36. Gerçi kendi kendimi alabilecek noktaya giriyorum. Oxford'u unuttuk. 60'tır. İnanılmaz değil mi? 1240 puan. Muzelium bende olduğu için... ...Oxford'u kapıyoruz ya. Vallahi hiç beklemem. Philip ocuğumu alırım. Sana oyunla alakası olmayan bir soru miyim? Tabii ki Murat sorabilirsin. Hiç problem değil. Abi 3 kere kullanabiliyorum. Mozelium ve Mozelios bende olduğu için 3 kere kullanmayacağım. Her kullandığımda 315 production verecek. Oxford University 1200. O yani o kadar kolaylıyorum ki şu an. Bak şimdi. Hop 45. Kazandığımız zaman inanılmaz yani. Hop 29. 65 turdan yarı yarıya bitirdik ya. Hop 12 tur. Oxford'u 12 turda yapmak. Adam neler diyorsun Tuna? Neler diyorsun Tuna? Okey, şimdi rasyonalizm kartı gelmiş olması gerekiyordu. Aynen, kampüs yakında, rasyonalizm burada. Bir de... Wonder'larımın kartı değişmiş olması lazım. Ancient Classical Wonder değil ki ama bu niye değişmedi? Şu an hiçbir işime yaramayacak bu kart. Ticaret olan ekstra gold olabilirim. Ya da ucuza spy yapmak da bayağı kritik bu arada. Şunu çıkartalım. Spy production. Spy'lara girmemiz lazım. Spy'lar çıkar çıkmaz. Kritik. Art 4 gold alalım. Ya da ticaret. 110 ekstra. 86.
Abi Oxford 10 tur sonu bende. Yani bu gerçekten güzel bir başarı noktasına getiriyoruz şu an kendimizi arkadaşlar. Factory için para biriktiriyorum şimdi. O yüzden şu trader'ı da değerlendireceğim. Ondan sonra Factory'in de parasını birikince Lapsi'ye basıyoruz. 10 tur sonra fabrikanın parası çıkacak. Oradan güzel bir yolculuğa çıkacağımıza inanıyorum. Antonio Mario'ya şöyle ekstra free envoy'ları gördünüz mü? Yapıştıracaksınız arkadaşlar bak. Babilon'u benden almış namussuz Menelik. Kusura bakma kardeşim, Babilon benim. Yani senle bunun kavgasını vereceğiz. Oyunun sonuna kadar bu bizim için kavga devam edecek. Ya varman abicim. Sen de o. Sen de o. A good navy is not... Babilon'u aldık. O bizde. Taruga'yı da alalım abi. 140 science tur başına. Ben 3 teknoloji geriden geliyorum, inanılmaz. 8 tur Oxford. Oxford alıp rahatlıyoruz arkadaşlar. Oxford alınca bayağı rahatlayacağız yani. Diplomatik puanları satıyoruz ya fırsat oldukça. 400 puan da iyi birikmiş bu arada gerçekten. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Menelik geliyor. Güzel oyundu arkadaşlar. Sizleri tanımak da çok güzeldi. Kısmet, artık yapacak bir şey yok. Gelme git. Ben de öyle diyorum da. Hem geliyor hem gidiyor. Abi artı lüks kaynaklarını alıyorum farkındaysanız. Yani bunu her zaman yapın arkadaşlar. Elinizde olmayan fazla bulduğunuz bütün lüks kaynaklarını abuk subuk trade'lerde almaya çalışın. Çünkü şehriniz ne kadar mutluysa. Yani bu şu an content nüfusla alakalı bir problem. O kadar çok lüks kaynağına ihtiyacım var demek bu. O kadar production artıyor. Abi 3 turda Oxford. 1300'de Factory'ye basıyorum arkadaşlar. Benim bir kömürümün olması lazım. O da gezen bir tane ünitem var ortalıkta biliyorsunuz. O ünitemi sileceğim. O artı bir kömürü getirecek bana. Erken aldığım bir adet amiralden gelen bonus arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Aa, bunlar bende. Musketten bonusunu alalım. Culture District'in falan daha yakınlar. Daha konsolosluk falan yapacağım yani. Şu an çok geride olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu arada. Oxford be! Menelik'i atalım ya 100 gold. Seni mi kıracağım? Make deal. Al kardeşim, give gift. Hepsini atayım 100 gold. Şimdi. Benim bir adet diplomatik quarter'a ihtiyacım var bu arada. Şöyle bir durum söz konusu. Neden diplomatik quarter'a ihtiyacım var? Birincisi aslında shipyard'a ihtiyacım var. Shipyard'ı satın alacağım parayla. Fabrikayla birlikte. Diplomatik quarter yaparsam... Buraya spaceport yapmayı düşünüyorum. Diplomatik quarter var, buraya yapayım. Diplomatik quarter'ın içerisinde... Özellik... Ajanların seviyesini düşürüyor. Normalden. Bu şehre saldırdığında. Valileri bayağı tutacak burada. Artı bir favor kazanacağım. Bir de içerisinde yapacağımız binalar var. Artı 3 influence kazanıyor. Ve bir tane ajan falan yaptığımız extra science alıyor. Bana saldıran ajan kadar da extra science getirecek bana. Konsolosluk da enemy spy level'larını düşürüyor falan. Bu güzel, kritik olabilir. Purchase. Aynen, bu üretimi alacağız.
Abi Oxford'u kaptım inanılmaz ya şu an. İnanılmaz yani. Darwin geliyor ilk önce. Darwin alırız. Bunu sağa sola okuturuz Darwin'i. Şimdi Darwin Reis'i nereye yollayacağız bize puan kazandırması için? Adjacent tile kadar. Allah kahretsin seni ya. En mantıklı yer burası. Git bakalım. Gidebildiğin yere kadar git. Kalbinin götürdüğü yere kadar git. Deniz tayalları Halikarnas arkadaşlar. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya. Abi şu Gustav Eiffel'i de ah kaçırmasak çok güzel olacaktı ama Gustav Eiffel galiba kaçacak. 328 puan oluyor. 10 tur. Eyfel kaçar. Eyfel net kaçar. Artı 6 science alırım abicim. Zaten parasıyla basacağım şeyi, fabrikayı. Kampüse devam. Şu an ekstra şeye basmıyoruz. Wonder basmıyoruz Wonder kartı. Spy yapmadığımız için boşu boşuna spy. Ekstra influence para kazanalım bari. Bu, 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 bu. Oturma simülatörü ya. Tertemiz takılıyoruz gerçekten. Bak. Oxford geldi. Bunun içinde yazar şeyleri unuttuk ya. Petercim make deal. Sen bana bir yazı daha ver bakayım. Sus, el kol yapma bana ağzını. Yüzünü şimdi kıracağım. Arkadaşlar yani eğer doğru 3 tane şey alabilirsek Great Person'ı yakalayabilirsek galiba olacak gibi de duruyor yani. Atakan şey hatırlıyor musun? Şehrin dışındaki bu uzaktaki tile'ları çöp ettiğimizde şehre hala fayda veriyor muydu? O hiç aklımda kalmamış yani. Gerçekten hiç aklımda değil yani. Nasıl olacak konusunda hiç fikrim yok. Ваши люди жаждут познания и красоты, но вы гнушаетесь наукой и искусством. Uğur sana dedi. Ne uğraşık var ya, reis kurusunuz. Many of us take that. Aynen Gondor olalı böylesi durum görmedi. Purchase. Artı 9 science da buradan geliyor abi. Bak bunun da parasını veriyoruz. 203 science çıktık. Daha yani şu anki hamle çok kritikti bu paralar. 43-43. Abi tur 200. Rakibimle aynı bilim seviyesindeyim. Haydi bakayım. Hadi bir de buradan yak. Doğru city state'leri elimize tutarak zaten böyle bir tripli geziyoruz ortalıkta. Şu bana ait olan bilim merkezini olabildiğince elimde tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu kadar kritik ki. Onları elimde alırlarsa bütün bu avantajımı kaybedeceğim. 40 puan farka kadar indirdim. Şimdi para birikiyor. 5 tur sonra falan fabrikayı basacağım. Artı bir kömürüm. Benim şu gemi nerede ya? Bu arada bir tüccar eksikmişim ya. Çok tatsız. Bak battleship'ler falan çıktı piyasaya. Aha buradasın.
146 çok iyi ya. 208-211. Ajanları da basmam gerekiyor yavaş yavaş. 632 altın. Adam Smith. Bu bizde kalıyor. Güzel. Great Engine. Ada Lawrence. Computer Technology for Observer. Bunu geç. Abi Kovalek. Sagan. Korolev. From the Senate. Yani şu anda itibaren ajanlar gerçekten çok kritik ya. Bir Dark Age'e girmeyeyim. Ha girmeyeyim oğlum. Kömüre karşı 20 uranyum veriyor bana. Daha dakika bir. Al kardeşim, iki tane kömür. Ne kadar problem olabilir? Biriktiriyoruz biz kömür. Kömürümüz var neyse ki. O da biliyorsunuz ki şeyden aldığımız kömür. Great Admiral'dan gelmişti. Adam Smith bizde kalıyor demiştik. Şu artı 2 science'da oradan getirelim. 198-266 puan. 44-44. Kafa kafaya gidiyoruz ya herifle. Heh. Nasıl gireceğim ben bu topraklara? Dur Amerika gel. Make deal. Open borders. Open borders. Tabii canım ilk spy'ı counter'a koyacağım. Ya bu valiyi düşürürse bittik yani. Hiçbir şansımız yok. Adam Smith Trading Company. 1500. Çok temiz para geldi be. Purchase. Buradan hemen Factorio'yu alıyorsun. Artı bir wild card policy slotumuz da geldi. Yönetim kartımız da. Hop çiçek. Çiçek. Endüstriyel yakınlık bonusum hiçbir anlamı yok. Amenity ile belki ekstra production sağlayabilirim. Şu an için elimdeki en mantıklı şeylerden bir tanesi bu. Commercial Hub'dan da ekstra gold sağlayabilirim. Ya da ticaret rotalarım 4 tane var. Artı 16 gold elde edebilirim. Yani bunlar birazcık böyle kritik konular. Aynen öyle. Eleanor'da alliance yapmayacaksın. Cultural alliance bayağı tehlikeli. Ya da artı 2 science falan buralardan bunları da cırklatabilirim. Production towards spy. Dur. Production towards spy. Önce spyları bir çıkartalım da. 3 turda ondan sonra kartları değiştiririz ya. Hiç problem değil. 44-44. Hadi bakayım. Şimdi bir tane builder alacağım bir de. Birazcık sağa sola şey yapmam lazım. Yatırım yapmam lazım. Hop. Çok güzel abi. Bak şimdi bu 5... Ay çiçek oldu ha. Çiçek vallahi çiçek oldu. Ben heyecanlandım. Yemin ediyorum heyecanlandım şu an. Darwin yani Natural Wonder'ın bütün tile'larına değdiği her birinden 500 science alıyor. Science. Rokete giden yolu o kadar kısalttım ki şu an. Muhteşem. Galiba ilk spaceport'u ben kuracağım ya. Bir aksilik olmazsa. Abi diğer medeniyetlerle kültürel iltifaklar çok tatsız gerçekten. Counter Spy. City Center'a mı koyuyoruz? Nereye koyuyoruz? Counter Spy, yes. Önce Siphon Funds'da ekstra çalışsın. İkinci ajanı direkt Siphon Funds'da level atlatacağım çünkü. Dünya fuarı. Tam Great Person puanı falan. Hızlı bunları toplaşın. Bir de Kore'ye verirler ya. 2 puan.
Coal power plant'i yapacağım. Zaten tek şehir olduğum için Laps diye hızlanacağız orada. Şehir powered up olduğu için inanılmaz hızlanacak. Nüfusum happy, production'ım yüksek. Bayağı güzel gidiyorsun. Abi bu arada Panama Kanal'da yerimiz varsa koyalım. Şehirden geçen her turunu haraç alırız. Değil mi? Böyle Laps diye içinden geçse güzel olurmuş. Bir city state'in daha isteklerini yerine getirdim. Şeyi sordum demin Atakan da duydum mu hatırlamıyorum ya. Bu arka taraftaki şu tile'ları cıklattığımda hani bunların kesersem ormanını production fayda sağlıyor mu? Aa sağlıyormuş uzaktakilerde. Nice, bunu gördüm iyi oldu. Güzel abi. Bu arada Bin Fate var. Abi Goddard burada. Yani Goddard'ı kesinlikle kaçırmamam gerekiyor. Goddard piyasaya çıktı abi. Goddard piyasaya çıktığına göre ben abi industrial lojistiklere başlıyorum. Goddard'ı kaçırmamam gerektiği için. Sonra içinde ticaret merkezi olan böyle tatlış bir şehir bulalım kendimize. Mesela Washington gibi. Biraz uzaklarda eğitime yollayacağım ajanlarımı. Goddard'ı almam lazım. Evet, lüks güzel. Bak zaten ekstra fazla lüks olduğu için benle ticaret yapmaya karar verdiler ona. Yalnız ben bunu balinaya karşı yaparım sadece. Halkımın mutluluğu... Vay ulan. Boşu boşuna. Neyse. Saçmalıyor burada. Halkımın mutluluğu... Mutluluğudur. Abi bir ticaret rotam eksik. Onun parasını da vermem lazım. Aa, 1180 olmuş. Purchase 1200. Bir sonraki tur kömür fabrik. Elektriğe geçiyoruz arkadaşlar bir sonraki tur ya. Kömürden faydalanıyoruz. Sonra alüminyum çözeceğiz. Abi Culture Alliance mı yapmamalıyım Eleanor'la yoksa diğerleri için dahil mi? Hepsi için de dahil. Biriyle Culture Alliance yaptığın anda kültürel influence'unu kaybediyorsun onun üzerindeki. It is national. Abi I want Goddard ya. 6 puan, 10 puan. Çok puan kasıyorlar ya. Abi hemen şuradan bir bonusunu al. Buradan fıt 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 senin level'ını kasalım. Güzel de para biriktirmişiz gene. Purchase. Ay, Research Lab de şu an çok kritik be abicim. Önce Research Lab'i alacağım. 20 puan var. Powered up olduğu için şehir zaten ekstra puan verecek. Artı 30... 350'ye çıktı, bakar mısın herifin science'ı? Lan! Çok tatsız. Radio. Bak, 8 tur sonra çıkartıyorum. Çocuğu dışarı uzaya. Hadi Goddard Reis ya. Hadi Goddard Reis bende kalsın. 58 toplamışız. Adam 360. Bizde 240 hızlı yani. Bakma. Tek şehirdeyim bu arada. Yani bak adamın kaç şehri var? Benim kaç şehrim var? Ona göre konuşun yani. Goddard baba oley. Hey. Burak Arda. Çok sağ ol. Hepsinin grubuna hoş geldin. Çok teşekkürler desteğin için.
Yani teknolojik bir seviye olarak ay 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 ya bir teknoloji öne mi geçtim? Spaceport'lar önce ben başlıyorum ha. Niye fake'le alıyorum abi Nobel'i? Alan Turing varsa da geç. Okey, sorun değil. Abi o zaman Godard'ı sal diyorsan abicim. Godard'ı salıp ben kampüse dönerim burada. Hikaye olarak. Notu kardeşim. Abi %90 şansla buradan 900 altın çıkaracağız. Haydi bakalım. Haydi bakayım. Ondan sonra tak 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 construction'larımızı yapacağız. Biraz Seaside Resort'larımı yapayım bari. Ekstra gold getirsin abi. Hiçbir yerden production çıkartamıyorum çünkü. Oracle çok kritik değil bu arada. Abi bir o ileri bir ben ileri. Böyle saçma bir hareket olamaz ya. Bu arada Spaceport inşa etmedi değil mi daha kimse? 2 tur sonra ben edeceğim çünkü onu. Tamam zaten şey bizde kesin ya. Korolev ya da Kovalek bizde ya. Onlardan bir tanesi bizde. Abi şu yazılım abi yazılımda farklı bir işe girişmen gerektiğinde her seferinde o iş için uygun olarak gördüğün dilin gerekli kısımları öğrenip mi yapıyorsun yoksa o işe hazırını Hakan, yani birazcık tercih meselesi. Mühendislik problemi bu. Yani mühendislik okuyor olsaydın o dili öğrenmen gerektiğini bilerek hareket edersin. Yarım yamalak değil. Aslında o dili kapsamlı bir şekilde öğrenmen lazım. İhtiyacım olan kısmını öğreneyim, ihtiyacım olmayan kısmını öğreneyim değil. Genel dünya teknolojisinin geldiği yeri biliyor olmak lazım aslında. Ben birazcık öyle görüyorum olayı. Yani artı bir production için 10 turn Petra yapabilirim ama 47 turluk bir spaceport problemim var benim yani. Burada spaceport'u halletmem lazım hızlıca. Buna şimdiden başlamam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa GG! Change policies. Your trade routes to an ally city provides article production. Ya bu çok mantıklı da işte. Bakarı falan altın veriyor bakarı ya kesince. Şimdi 4 kültürü boş ver. Güzel de gold geliyor. Artı 2 influencer'ı da boş verip Spy Operation %25 boş ver. Hiç önemli değil şu an. Bunu böyle yapacağım. Promote. Bir şehre koyduğumuzda double the number. Okey abi. Taruga artık komple bizim. Bunları götürdüğümüz yerdeki şehrin hepsini alacağız. Valla Murat ne zaman yazdığını görmedim ama sorarsan tekrar yardımcı olmaya çalışırım tabii ki. 8 tur.
1060. Oradan paralar gelecek. Aa, power bitti. Niye power bitti? What? Ne bileyim, şehrin power bitti. Military Science Gate'e taşımadım da daha Seaport'um falan yok galiba ya. Benim power niye gitti şimdi? Diğer medeniyetlerden ki öncelikle kömür almam lazım ya. Make deal. Bunları vermez tabii strategic resource'un olduğu için. Kömür fabrikası yaparım yalnız oraya. Çelik. Hatta onu hızlandırmak için buradaki orman morman ne var ne yok hepsini keseceğim zaten yani. Güzel, o 1300 gold geldi. Yemede yanında yat. 38 altına geldi o hikaye. Çok iyi abi. Housing problemi vardı burada. Aslında 800 altına bunu da çözebilirim ama kömürüm azalıyor. Bunu koyduğum zaman ekstra power harcayacak. Load'u. Power load'umuz artacak. Hakikaten dışarıdan kömüre bağımlıyım şu an ya. Petrolü bulana kadar da böyle devam edecek sanırım bu. Para biriktireceğim abi. Great personal için para biriktireceğim. Alan Turing. Eminim. 34 tur. Spaceport 34 tura kadar indirmek güzel. Şimdi bu ajanımızı level atlattıra atlattıra hemen bir tane ajanı en azından çok fazla şehri yok şeyin. Çok şükür. Amerika'dan paraları çakozluya biriktirip Great Person'lara hayvan gibi para basmam lazım. Aha! Şurada çok iyiymiş. Frans... Bak artı bir kömür daha getiriyor bana. Bedavaya kömür. Yani coğrafyamda hiç doğal kaynağın olmaması çok saçma. Tatsız bir durum. Şu oil'i açalım. Belki oil çıkar. Oradan rahatlarız. İngilizce'ni hem speaking hem de genel olarak nasıl geliştirmek istiyorum? Yani bir numaralı kural, bir kere dizi, film vesaire izliyorsan Türkçe altyazıyla izlemeyi bırakacaksın. Yanına sözlük alacaksın. Telefon değil. Bakarak okuyacaksın. Okuyarak anlayacaksın. Sözlük kullanımı o kadar kritik bir şey ki. Yani sözlük kullanamayan bir insan telefona bağımlı o kadar böyle sığ bilgilerle büyüyor ki. Ansiklopedi okumak mesela. Ben çocukluğumdan beri full ansiklopedi okuyorum. Ondan sonra herbokolog oldum zaten. Yani şey yapıyorum yani. İdare ediyoruz bir şekilde. Bu herif enerji kaynaklarını çözdü. Biz daha çözemedik onları. Ama spaceportlarını yapmıyor. Tek şehrinde power up var. Daha hala bir spaceport görmüyorum. Fazla tile da yok. Yani spaceport döşeyemeyecek galiba. Tahminen 10 tur falan geriden geliyorum şu an. Yani hani deyip iki teknoloji ileride olmam da muhteşem değil mi? Gereksiz bir savaşa kurban gitmezsek arkadaşlar. Bu iş olacak gibi sanki. Engineering is the art of directing the great sources of. Abi Alliance artık kuramayacak ya. Çünkü o diğer menelikle aslında arası güzelmiş bunun ya. Olurmuş yani. Bununla Alliance olurmuş. Artık too late. Too late. It's too late. Abi oil falan da çıkmadı değil mi hiçbir yerimde? Tur. Laps diye bir anda buraya basacak bir şey beni çıldırtacak ondan sonra. Hadi yavrum, hadi yavrum.
Kömürüm bitiyor. Power up'ım biterse bu spaceport'u bitiremem. Şu öbür ajanımız çalışacak. Kompütür şart ya. 1400 daha geldi. Çok iyi ya. Bu ajan var ya çıldırdı şu an. Piyalı boş ver. Buna ihtiyacım yok. Ya ben buradan 1400-1400 coşkuları veriyorum ya. Alıyorum bütün goldları falan. Çok iyi yani. Abi Alan Turing'i de almak istemiyorum. Çok samimi bir şekilde. Yani sadece computers'a ve bir random teknolojiye Eureka için değmez gibi geliyor. 29, 10. Yani gerçi büyük bir ihtimalle Great Science bunu yakalayacağım gibi ya. Bu tamamen bana düşecek zaten. Abi petrol için en iyi ihtimal deniz de işte yok. Çıkmadı. Bir city state bulursam eğer içerisinde kömür vesaire olan. Acaba oradan çıkartabilir miyiz? Nitro Turtles. Hiçbirinde bir numara yok. İnanılmaz. 19 tur. İlk spaceport'un düşmesini arkadaşlar. Kömür de bitiyor. O birazcık canımı sıkıyor ya. John Curtin'cim. Birazcık kömür almam lazım sizden ya. Make deal. Kimde kömür var? Çok para be. 18 gold ne tur başına? Al al satayım al. En azından bize birkaç tur daha idare etsin ya. Sıfır ya. Bu kadar bereketsiz bir toprak olamaz ya. Resource kaynak olarak bayağı tatsız bir coğrafyada başladık. Bir de 17 tur Spaceport. Hadi yavrum ya. Science daha fırlatan olmadı roket maket bir şey yok. Spaceport inşaatta hiç göremiyorum buralarda. Bu güzel bir şey. This is good. This is good. İkinci projeyi de açıyoruz. Great People'lara bakalım. Alvar Aalto'ya geç. Alano Turingo'yu alsak mı almasak mı? Asıl kritik soru bu. Dark Age çok problem değil ya. Dark Age'den çok şey alamıyorum da. Alan Turing'i almalı mıyım, almalıyım onu düşünüyorum. Yani para biriktirip onu saklamak istiyorum. Late'de bu çok lazım olacak para. Of, 1800 daha. Master Spy. Çiçek. Şimdi bir sonraki tur bakalım. Sağda solda şey var mı? Sonra şu spaceport bitince hemen hızlıca bir tane daha ajan yapacağım. Araya bir ajan daha sıkıştırmam lazım. Oo, diplomatik visibility'yi kaybettik Rusya'yla. Kapattı sınırları. 13 tur. Atomik Ara. Hoş geldiniz. Şimdi bir şeye bakacağım. Travel to New City. Newcastle'da yok. Washington'da yok. Spaceport hiçbir yerde yok.
Şu an var o kadar mümkün ki yani. Buradan biz para çekmeye devam abi. Yani normal 2 saat yapacağım dedim yayını ama bu kadar bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Bu oyunu artık burada bunu bitiririz ya. Bunu bitiririz yani. Hedefim kısa yayını. O Avustralya öne mi geçti? Sen neler diyorsun ya? Yavaş yavaş şu Hattusa'yı da alabilirsek. On tur. Spaceport. Abi adamın yerleri yok ha. Herifler Spaceport kuracak yer bulamayacaklar şeylerini. Alacağız bu oyunu. Patır patır nasıl öne geçti? 52 hepimiz aynı teknolojik çağa gelmişiz. Pas. Kimseyle de aram iyi değil yani böyle ucu ucunayız. Rockefeller, ha, o il mi vardı? Kaçırdık mı Rockefeller'ı? Ben görmedim bu arada onu. Neyse canım, yapacak bir şey yok. Ulan Uğur. Right now, there are 31 satellites. Jeotermal plant falan şunları kullanırız ya. Nükleer plant'in hiçbir şeyimiz yok ki. Neye gideceğim ben şimdi? Benim nanoteknolojiye başlamam lazım şu an. Sahile pervaneleri kurduk mu bu iş tamamdır. Yani Pipo'ya karşılık 3 tane farklı resource alırım. Halkımın mutluluktan... geldi. Hadi geçmiş olsun. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış dostlar. Çok koyu ya. Yok zaten şehri birazdan siege alacak arkadaşlar. Yani istediğim kadar asker basayım. Buranın çok geri dönüş yok yani. Buraya kadar tutabildik birlikleri. Bak bak kaltistler de nasıl geliyor. Loyalty'mi düşürecekler. Üşenmemiş her şeyi benim için biriktirmiş ya. İnanılmaz yani. Bu arada yani net alacağımız oyun da bu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Neyse, devamını göstermiyorum. Güzel denemeydi ama ya. Aynen çok güzel denemeydi. Alacağımız her şey... Ya şöyle bir problem var arkadaşlar. Oyunun başından beri friendly olamadık. Şimdi buradaki hatayı hemen bulalım. Hatayı üzerine konuşalım. Ben oyunun başında Menelik abiyle friend olabilseydim. Rusya ile friend olabilseydim. Yavarman'la friend olabilseydim. John Curt'la friend olabilseydim. Dört tarafını friend yapıyorsun. Ondan sonra uzaktaki olan diğer medeniyetlerin çok önemi kalmıyor. Komşunla
bu tarz challenge yaptığınız bütün denemelerde yanındaki adamla friendly olacaksın. Adamla abi gidip negatif olursan adamla farklı society'deyiz. Yani bütün problem bu arada bu. Yani ben başka bir society'de olmam. Herife ticaret yapıyorum. Sınırlarımız belki açıktı bile yani. Ondan sonra işin döndüğü geldiği noktaya bak ya. İnanılmaz yani. Kaçıncı çoğunluğa sırları takip ediyorum. Sağlık gitti ya. Valla sağlık gitti yani. Son dakika golümüz yedik. Maç sonrası kritik yapmak istiyorum maçı. Tabii canım benim de öyle abi. Ben de en sevdiğim şey bu yani. İşte başkalarının oynadığı maçlar üzerine de böyle konuşmak istiyorum. Hani anlatmak istiyorum. Nerede ne hata yapıldı, ne yapıldı. Ya buradaki tek bir hata Menelik'le friend değildik abi. Bu kadar. Şu an ben Gondor'dan aşağı atlıyorum arkadaşlar. Böyle domatesleri böyle yiyip ve ağzından böyle şey yaparak Faramir'den adam olmaz. Boromir'e eyvah oğlum gitti oğlum deyip yukarıdan aşağı yakarak atacağım kendimi. Yeter diyorum. Güzel denemeydi. Ucundan kaçtı. Spaceport'a 6 tur kalmıştı. Herkesten önce Spaceport'a girdim. O çok güzel, çok kritik. Overall teknolojide birinci sıradayım. Yani tek şehirle bu kadar güçlü rakiplerim olmasına rağmen hala önde kapatmayı tamamlamayı başarabildim. Bu çok iyiydi yani. Artık too late ya. 10 turn geri alsak da çok bir şey fark etmeyecek gibi geliyor bana. Yani deneyebiliriz gerçi. Bakabiliriz de. Otosave. Ben de o sırada bir küçük kısa bir mola vereyim. Her tur bir 100 gold yollayayım Meneli'ye bakalım. Ne yapacağım? En azından denemiş oluruz ya. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir ara kaybolmayayım. 5 dakika ara. Aynen buradan sonra Twitch'e geçeceğiz çünkü. Şunu bir deneyelim. Ondan sonra Twitch'e geçeceğiz. New frontiers of discovery expand our understanding. From the tiny atom to the majesty of outer space. Mysteries long tolerated are closer than ever to revealing their deepest secrets. Beyond what we can easily see, you will choose how to use this knowledge and push back the greatest darkness we have yet faced. Queen Sandu, the stars reveal you lead Korea to greatness. Build Seun to educate your people, for the secrets of the world are theirs to uncover. For those who would steal your knowledge, treat them to a rain of rocket-propelled fire from your Huacha. Reach for the heavens, shrewd queen, and your people will reach with you.
Şimdi. Melekciğim, sen beni neden sevmiyorsun? Sebepsiz. Make deal. Al abi dur sana şöyle. Kardeşim al sana bir şöyle 30. Give gift. Sonra al bir 600 altında vereyim sana. Böyle. Bir sonraki tur bir daha vereceğim. Heh, adamları yaklaştırdı. Kararını verdi. Savaş kararını verdi mi? Artı 10. Yay, favorable deal. What I like about cities is... Make deal. Al sana bir 100 buradan. Bir de make deal. Sana da şuradan bir şöyle. Wait. Ah. Bir 30 da sana ver. 30 da sana verelim. Ondan sonra kim var başka yakımızda? Rusya var değil mi? Rusya biz Rusya da sevmiyordur bizi. Hayır abi. Make deal. Give gift. Bir saniye. Ekran tamam hazırlıyoruz ya. Make deal. Al abicim. Sana da madem politika politikaya politika. Give gift. Boşu boşuna ne yapacağım? Turşusunu mu kuracağım ben? Okey abi. Bir de Montezuma reis. Montezuma reis uzaklardaydı. Şey reis. John Curtin reis. Make deal. Al sana give gift. Hepiniz aramı, hepimize böyle geçici olarak aramı böyle toparlayacağım abi. İşte yakında bunlar var. Diğerlerinin buna, bana gelmesine birazcık süre var. Okey. Rockefeller abimizi de aldık. Sizi mi kıracağım? Rockefeller abimizi de aldık. Sonra yanımdan yakında ticaret rotasını devam ettireyim abi. Artık bir düşün ya saldırmadan önce. Yani bir friend'e dönüşürüz seninle. Ticaretimiz falan da var seninle artık. Sana böyle embassy'yi de yollayalım. Art, Muscat. Burada ekonomi 150 gold tur başına. Çok iyi abi. O ilde geliyor. 10 tur. Buradan döndüreceğiz ya. Geldi para tamamdır ya. Zaten şu solar farmlar geliyor abi. Şuraya bir solar farm bir yerlere kurarız. Bir şeyler yaparız orada. Sen de friend olursan Menelik de zaten beni sevecek. Değil mi? Make deal. Haydır. Şöyle bakalım. Güzel abi. Favorable deal. Güzel. 4. Güzel. Artı 2 puan öndeyim. Aramız bir tık 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 iyileşecek. Oil vermiyoruz abicim biz. Ama seni mi kıracağım? Al abi sana da bir 400 gold. Sen de bir mutlu ol. Üpeci, bunu vermiyoruz. Sapancıları... Yok, onu airlift edecektim ama hiç state yok başka. 8 tur. O ile de döneriz zaten. Birazdan para gelecek gene. Kimler var? Menelik reis. Hemen. Yok, daha ucuza kapattım abi. Resident, declare friend, hadi geçmiş olsun. Hop. Hadi yavrum, hadi bakayım.
Halkımızı mutluluktan çıldırtalım. Happy. Happy. Tabii canım, gel elçiliğini falan koy. Montezuma Reis de mutlu oldu bizimle. Güzel abi. Gel Montezuma'cığım. Senle de bir dostane yaklaşımlara girelim. İşte bak, oyundaki kritik yanlış yaptığımızı düzelttiğimiz zaman acayip yani şu an. Bak, sınırlarında geziyor şimdi. Buna girecekti bana. Hala girebilir bu arada. Yani o savaş kararını 10 tur önce kaydedip hadi abicim yapabilir yani. Oradan göreceğiz artık. Ah, Korolev çıktı piyasaya. Korolev reis burada. Tamamdır. 1800 gold daha geldi. Dörttür Spaceport. Üç puan. Birazcık kömür alacağız sağdan soldan sonrasında. Renew Mission. Abicim sen buradan bize para çıkarmaya devam et. Parayla çözüyoruz bu işi. Bak, aşağıda Rusya var. Rusya'da ya da problem yaşamayalım. Onlarla ticaret yapalım. Bak, Peter'le de aramız çok tatlış oldu. Peter böcek. Seni gidi Peter böcek. Gel kardeşim. Herkesle alliance kurmayacağım bu arada. Alliance'lar daha bir problemlere yol açıyor çünkü. Onlara girmek istemiyorum. Espriye bak. Ay, hemen şu uyduyu bir fırlatak ya. Uyduyu bir fırlatak. Solar farmlarımız çok kritik bu arada. Onları hemen yapmam gerekiyor. Şehre enerji lazım arkadaşlar. Artı bir amenity kartı var. İnanılmaz işime yarıyor bu arada. Araya ilk roketi fırlattıktan sonra bir ajan daha çıkarsam aslında hiç fena olmaz ya. Daha çok ajan, daha çok ajan, daha çok ajan. Şu influence'ı şimdilik... Dur, şu an değil ya. Bunun yeri şu an değil. Şu artı 2 influence'a devam edeceğim. Şu hattı sayı da melekten alırsam 13'tür. Ya Varman da mutlu mu olmaya başladı? Sende o. Sende o ya. Abi Korolev ya. Bak şurası çok kritik bir şey oldu. Bunu parayla alacağım için bekliyorum yani. Onu direkt parası neyse basacağım. Tamam, şehir powered up abi. Halkımız mutlu. Herkes mutlu. Menelik Reis aramız nasıl? Çiçek ya. Fıstık gibi. Aşktan çıldırıyoruz. Fazladan power zarar gelmez. Şuraya bir de power kurayım ben bir tane daha. Environmentalism bonus geldi. Çok iyi abi. Ama o demokrasiye geçtiğimiz zaman ya, daha demokrasiye geçmedik. Alliance'lar direkt mi veriyor onu? Gel sen de Research Alliance olalım ya.
Sular yükselmeye başlamış. Onların da suları yükselecek elbet. Demokrasiye geçince ekstra production vermeyecek mi orada? Şey, Alliance Trade Route Production. Şöyle yapacağız bu arada. Şunu boostlamak istiyorum. Önce şunu bir yapacağım. Artık teknoloji çalmak istiyorum. İleri teknolojiye çalmam lazım. Onların boostlarını almam gerekiyor. Yoksa hikaye birazcık tatsız. John'cum ne oldu ya? Ben bir şunu bir garantileyim de abi. Korolev reisi alalım. İlk füzeye koymayacağım zaten onu. İlk füzeyi kendim fırlatacağım. Şimdi Curtin'cim gel senle de bir make deal. Abi seni kandıralım böyle ortalıkta. Çiçek. Kömür istiyor. Yok hacı, kömür yok bizde. Ama sendeki bu bende olmayan bazı kaynaklara karşı tur başına altın falan veriyor. Favorable deal ya. Böyle hani böyle şakalar yapalım seninle. Altı tur. Bekle abicim. Bekle. Acele etme. Acele etme. Şunlar geliyor. Wind farmlar. Bunları bekliyorum asıl. Beştir. Society 3'e çıktı. Spy capacity'yi bundan sonra hemen yapacağım abi. Şeyi bekliyorum. Şu ilk füzeyi fırlatayım. İkinci füzeyi ve üçüncü füzeyi Sergei Korolev ile fırlatacağım. Dördüncüyü de Sagan'ı kapabilirsek ondan sonra gerisi zaten böyle çorap söküğü gibi lapır lapır gelecek ya. Spylar artık birazcık ne bu? Disrupt Rocketry değil de Steel Tech Boost'a birazcık iyi çalışsınlar. Reinforce'ları ama ne? Ben kaldıracağım Reinforce. Marşları kaldırmaya diyelim. Bana 2 puan. Dünya fuarı ıvır zıvır. Takalım bakalım siz. Steel Tech Marş Melek. Melek de ne kastı be abi? Diploması ne? Neyse onun daha yolu var. Wind farm şunları istiyorum ya. Şunu geçebilirsem eğer. Trade route, disaxilization, low population. Ulan daha ne population istiyorsun? 16 popülasyonum var be bir tek şehirde. Başımıza işi büyük ihtimalle bu John Curtin açacak herhalde. Hissiyatım o yönde. Son, have you seen the rain of... Abi şu araya hemen iki tane daha spy sıkıştıracağım. Şu off-road mission'a bir hemen tek boost'u bir çalalım. Para geliyor ne de olsa. Aa, Werner von Braun gelmiş buraya da ya. Space Race projeleri %100 production. 6 puan topluyoruz ama 10'ar puan topluyorlar. Neyse dur bakalım. Şu Mary Leake'i kesinlikle istemiyorum. Bunu biliyorum. It is obvious that while science is struggling to bu
Buradaki bütün bilimle alakalı hepsi bana ait şu an. O çok iyi. Musketten fiş ve alüminyum. Stratejik hamleler arkadaşlar. Alüminyum biriktiriyorum. Çok iyi ya. Tamam da patronaj basacağız da. Yavrum 25 bin gold diyor ya. Neler diyorsun? O zamana kadar cılkımız çıkar bizim. Adam 400 puan ilerimde. Biraz dertli. Ha, sesler çıktı. Aha Yavarman da yolladı. Alam, herkes yollamaya başladı. Bana ajan lazım, ajan. Taze ajanlar lazım. Promote. Son şeyi de aldık. Master plan da aldık. Improved hiçbir şeyim yok ki bunlarla ilgili. Unit maintenance cost'ları 2 azalt. Artı 2 engineer puanıyla acaba bir şey çıkartabilir miyiz ya? Gerçi sen de Alliance değil de bizim Petal. Şu Vissel'in avantajını kullanalım ya. 324 gold'u çıktı tur başına. Kartı kullanmıyorduk yani. Al yavrum 2 gold senin olsun ya. Yeter ki başımdan uzak dur yani. Amerika'ya da arasıymış. Başka kimle trade yapıyorum ben? Herkese bir şeyler yolluyorum galiba. Tamam, Menelik'in uzaya gidecek yeri yok abi. Benim ajanları olabildiğince hızlı bir şekilde böyle spaceport'u olan yerlere adam yollayıp bir yandan teknoloji alıp bir yandan böyle hazırlıklarımı yapmam lazım. Bunu patronaj etmek birazcık sıkıntılı olacak ama biriktireceğiz artık. Para bir şey yapacağız. ...23.08 ne ya? Sefa neden bahsediyorsun? 23.00. Ne bu? Offworld Mission Boost'unu aldık arkadaşlar. Bu çok güzel. Para lazım. Başka medeniyete gidip aslında spaceportlarını bozmam gerekiyor. Ama patronage biraz daha kritik yani şu Fenner von Braun'u alabilirsek, Sagan'ı bir de alabilirsek bunun için bol bol para biriktirmemiz lazım. Bir ajan daha gelecek zaten. İki tane projeyi Korolev'le fırlatacağım şimdi. Zaten önde kalmaya devam edeceğim orada. Bak bunlar friend olmuşlar John Curtin'la. Çok iyi abi. Amerika ile aramızı hemen friend'e çevireceğiz. Nuclear friendship, alliances, cultural alliance. Al abicim ben sana Kutra alliance'ımı kurarım. Tur başına 380 gold. Şunu alsam, Fate'le alsam mı acaba şunu ya? Okey abi, şimdi burada önce operate. Mümkansız. Yok canım. Şaka, hoş geldin. Nasıl git? If you don't read the news. Pass. Change policy. K.
Campus Rationalism Free Market. Emanet'i salacağım galiba. Bir süre spy'a gireceğim. Çünkü herkes hala mutlu. Ne kadar hızlı spy yaparsam o kadar iyi ya. Selamlar Vega, hoş geldin. Şimdi Space'e... Ya Varman ikinci kısmı da yolluyor bak. Ama işte olsa da biz ajan ürettik abi. Yani bu aldığımız bir riskti. Moon Landing. Bunu öne alacağız. Ulan bir puanla mı kaçıracağım bunu gene? Allah. Bir puan nereden çıkaracağım ben? Korolev. Aynı tur içerisinde iki tane füze yollayabiliyor muyum? Yollayamıyormuşum ya. Rezalet. İçinde spaceport olan kimin spaceportu vardı? Canberra. Ulan bir puan var Hiro'ya. Bir sonraki tur öbür füzeye de fırlatalım. Is a woman. Great people cannot recruit. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sonra göreceksin kral. Yargolek kim? Matemlet değil mi vardı Yargolek? LI City, aynen Trade Route, Production, Democracy'ye geçiyoruz. Campus, tamam burası sadece ekonomik ve ıvır zıvır olarak gidiyor. Bunlar şuraya çıkacaklar. Military Research'ten artı 2 bonusumuzu alalım. Her bir süzün olduğum City State'den ekstra puan da alabilirim. Ya da ticaret rotası. Fazla ticaret rotam olduğu için bu birazdan mantıklı geliyor bana. Resell bırakın ne ol? Çiçek. 279. İle tur sonra geliyor. Demokrasiye geçtik zaten. Bir de gideceğimiz CV'yi seçelim. Scientific Technocracy'ye doğru da ıvır zıvır ilerleyebiliriz artık. Çiçek. Space Race kartı gelir tabii canım. Bakalım neler olacak ya. Bu arada yani iki tile kaybettim bulunduğum toprakta. Aslında güzel bir coğrafyada kaldık. Enteresan oldu. Bir de arkadaşlar çok kritik bir konu var. Seninle zaten aramız artık dostane bir yaklaşım içerisindeyiz. Make deal. Aa senin tek şehrin mi kalmış? Vaysifil ya. Seninle aramız cacık gibi. Make deal. Al abicim. Sana bir 400 gold. Make deal. Son dakika ben başıma problem çıkaracaksın ya varmam. Var başımın belası lanet misin ya. Favorable deal'larımıza devam edelim. Al abicim. Sana diplomatik favor puanı veriyorum. 22.000 altına ihtiyacım var şu an. 22.000 altını tutturursak. Pass. Buna giremeyeceğim. Hmm.
Hadi bakalım. Civilization 6'ın o kadar iyi bilmiyorum. En iyi nereden öğrenebilirim? Aras hoş geldin. Tabii ki benden öğrenebilirsin şu an. Şöyle Civilization 6 rehber videolarım var. Onları izlemeni tavsiye ederim. Oradan bayağı bir şey çıkartabileceğine inanıyorum. .6K'da oradan geldi. Bodyguard of Lies. Şöyle bir Giant Death robotumuzu da koyalım şuraya. En azından birazcık askerimiz varmış gibi heyecanlanabiliriz. Bu adamların galiba artık parası kalmadı ya. Ay dur. Aa. Newcastle'da da Spaceport varmış. Artık yavaş yavaş gidip şunları bir hacimat etmeye başlayalım ya. Erdem zaten şey Discord'da bayağı arkadaşlarla bu bol oynadığımız zamanlar oldu. Ya da siz oyunlar oynadığınızda gelip sohbete katılıyorum bol bol. Bayağı keyifli de oluyor. $7,000 biriktirdik. Yaklaşık 300-400 puan geriden gelmeye devam ediyoruz. Şunu bir toplayalım. Şuradaki spaceportları falan bulacağım. En azından bir tanesinin gelişmesini durdurabilirsem. John Curtin ki Yavarman'la birlikte çok tehlikeli geliyorlar ama... Balina'ya bir de üzerine buna daha ne isim ya bir de onu da veriyor. Süper. Halkımız mutluluktan çıldırıyor. Kim bu? Abi var ya yani ucu ucuna falan kaçıracağız herhalde şeyi ya. Bana süzün. Steel Tech Boost, lazerler. Çalabildiğini çal kardeşim. Ne çalabiliyorsan çal. Biraz level up'la. Ondan sonra operasyon yapacağız çünkü. Abi yaz dönemindeyiz ya. Millet tatilde, okula gidecek, bir şeyler yapacak. Bir sürü hikaye var. Exoplanet. 10 tur. Buradan da Offworld Mission. Alüminyumumuz da var. Şehrimiz de powered up. Şeytan diyor şunu Fate'le al. Burayla aramı bulacağım büyük ihtimalle ama. Teknolojik boostları almak birazcık kritik ya. Aa menelikle bir şey yapmamız gerekiyor. Aa, tüm dünyayla mutluyuz. Din ile mal o ne demek? Din zaferi mi? Kemer kazanıyormuş değil mi arka tarafta? Rusya da bu arada kültürde kazanmak üzere. Yaklaşıyor yani. Güzel bu görev. Disrupt roketli. Aa çiçek. $20,000 altına kadar düşürdük. Sinirli Curtin sevmem.
Evet abi, sen teknoloji çakozlamaya devam et. ...18.000 altına kadar düşürdük. 7.000 altın. Zaten direkt Werner von Braun'u direkt alacağım. Abu Salam gelirse kendisi gelsin, gelmezse gelmesin. Çok kritik bir yer. Sagan'ı mı almalıyız, öbürünü mü almalıyız noktasında kalacağız ama olsun, hiç problem değil. Bu arada yani bugün internetim bozulmadığı için o kadar mutluyum ki. Dedi ve bozuldu değil mi? Anam, hadi 4 tur kaldı. Bak, bu ihale bana kaldı. Buna hayır diyeceğim. Çok heyecanlıyım. 17 nüfus. Güzel. Alliance ondan geldiği zaman bir mutlu oluyorum. Ha, bu abi istemiyor. Bunu pass diyeceğim. Öbür abi alacak. Ondan sonra çıkan abiyi ben çakacağım. Mantığımızın bu olması lazım. Spaceportları lütfen kurar mısınız? Rica etsem. Lan son saniye John Curtin savaşı için beni burada çıldırtmasın da. Yes! Yes! Haydi geçmiş olsun arkadaşlar. Ulan 16 puanı var Amerika'nın. Neyse, buradan 2 puan çıkartamaz. Amerikan diplomasının çok dibinde yalnız ya. Onları bir ayar çekmemiz lazım. Bir sonraki kongrede Amerika'dan puan düşüreceğiz. 2 puan. Hadi Uğur, iyisin. Bir daha gereksiz böyle bir One City Challenge sadece Etiyopya ile yapacağız. Ra ra ra. Şimdi buraya kadar bayağı bir yolum var yalnız ha. Bunları açmak için. Ay dur, ne yapıyorsun Tuna? Campus Research Grant, tek şehir. Bir şey yapacağız bir de. Great People'lardan da 17.000 altına tekrar kalışacağız. Werner von Braun alacağım o arada. Ya da Koreke'de çok gerek yok. Space Race projeye. Space Race Engineer alacağım. Şimdi bunu 3 kere basıyorum. 2 kere basıyor olacağım. Fıstık gibi abi. Ulan namus kaçamadı ya. Çok acayip.
Çünkü Malik'in olayı, Menelik'in pardon Malik diyorum. Ürettiğin fate'i direkt kültür ve bilime yönlendirebiliyorsun. Tek şehirle Menelik de mümkün. Atakan hazır mısın tek şehir Menelik? Bundan sonra. Ya aslında bunlar topluluk tarafından oluşması çok daha iyi menüdü ya. Yani halk böyle kendisi, oyuncular kendisi şey yapıyor, heyecanlanıyorlar. Yaptım biz. Çok iyi. Eleanor'la domination aldık. Eleanor'la böyle cultural domination efsaneydi bu arada yani. Gidiyor. Gemi uzaya gidiyor. Şu hala kaybedebiliriz ama biri bana saldırırsa el yattı hala arkadaşlar, bunu unutmayın. Şu 10K'ya geldiğinde şunu çakacağım. Okay, yolun büyük bir kısmına çıktık. Gidiyoruz yani. Hani oraya kadar gidiyoruz. Şu projeleri fırlatmam lazım. O da birazcık teknolojiye bakıyor işte. Ojanlarımızı şey yapalım ya. Hey hey Beyrun, selamlar. Hoş geldin. Nasılsın? AI parayla da alıyor. Kendisi kültür ürettiği puanla da alıyor. Hepsi bir arada ya. Bayağı dandun çalışıyorlar yani. 16K. Bir iki tur sonra Fenrir von Braun'u alacağım. Ya olabildiğince hızlı bir şekilde şu an ulaşmam gereken yer şu offworld. Şuraya bir pıt bir adımımız atabilsek. Ondan sonra basacağız iki tane roketi, arkamıza yaslanacağız ya. Bir şey alayım da biraz daha ilerleyince alacağım. Sen neler yaptın burada? Spaceportlarını bozmaya çalışıyorum. Heh, süper harika. Şey update aldım bu arada. Güzel enteresan şeyler koymuşsunuz. Bayağı iyiler. Yazacaktım sana da şey yaparız yarın ya da sonraki gün müsaade olunca konuşuruz sen. Uf, 15K 7K toplayacak. Bunu her türlü alırız ya. Fenrir von Braun'u ben alayım da bir kafam rahatlasın.
Şimdi alalım bunu. Buradaki sağdaki soldaki spaceportları kapatıyoruz. Teşekkürler Erdem. Çok sağ ol. Güzel yorumların için. Sizlerle birlikte güzel arkadaşlar. Unutmayın. Sonuçta bu tek taraflı düşünmeyin bunu. Yani beni de motive eden şey sizin gibi güzel arkadaşların burada olması. Ve birlikte güzel maceralara çıkıyor olmamız. Bazı ajanlar da hiçbir şey beceremiyor. Tatsız. Hadi şu spaceport artık içinden geçer misiniz lütfen ya? Şu spaceport kapatmanız gerekiyor. Yani %70 şansım var. Ne kadar zor olabilir yani. Aa. Tek şey zaferim vanilla sürümünde de mümkün mü? Mümkün olması lazım. Gerçi valisiz biraz zor ya. Tek şehri vanilla'da kim alabilir? Düşünüyorum. Valisiz çok zor. Ona eminim. Kore ile o mümkün olması lazım ya. Tamam, buradaki spaceportları bozduk artık. Çok güzel. Hop. Seasteads. Az kaldım. Kore yok değil mi? Rise and Fall'la mı geldi Kore? Valilerle birlikte mi getirdiler onu? Ben şey hatırlamıyorum. Paket içeriklerini çok hatırlamıyorum arkadaşlar. Biliyor musunuz bu arada? Kole killers. Evet. Ya ben şey paket içeriklerine hiç bakmıyorum abi. Civilization'a, medeniyetlere bakmıyorum çünkü. Expansion pack'lerin oyunda neler değiştirdiği daha çok beni ilgilendiriyor. Çünkü medeniyetlere bir şekilde oynuyoruz yani. Hani karşımıza çıkıyor. Denk geliyoruz. I must go down. Alt tur. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Biraz da aslında sağdan soldan para cırk cırklasam şurada güzel olurmuş ya. Vardır yapanı ya. Vardır. Ruh hastaları var arkadaşlar. Yapıyorlar yani. Suda hayat başkadır arkadaşlar. 16 puan. Ekstra foodlarımızı alalım. Şehir nüfusumuz böyle bir canlansın. Ha, engineer'ı Lapser'i satın aldı bir tane medeniyet. Okey, problem. Yani ben gerçi ben aldım. Dur pardon. Şunu alacağız biz. 1300 gold oradan. Yani 9K'ya ulaşınca da Kole'yi alacağız. 3 tur sonra oradan o. Oh, çiçek yemedi yanında yattı ya. Vallahi şaka maka lazersiz gittik gerçekten ya. İyi, çok gürültü patırtı olmadı en azından. Gürültüsü patırtısız gittik. Good plan. Ya adamların spaceportlarını bloke edince bayağı kilitleniyorlar işte ya. Hiçbir
hiçbir şey yapamıyorlar yani. Bu arada 4 medeniyet uzayın uğusunu göremedi ya. İnanılmaz. Bir de o kadar şehirleri var. Benim 18 nüfuslu Kore. Ya. Ya arkadaşlar böyle bir şey işte Kore ya. Kore gerçekten böyle bir şey ya. San Luis bana mı düşüyor? San Luis bana düşmüyor ya. O orada isyan çıkacak önce. Benim o kadar kültürlü şeyim yok ya. Hadi bakalım geçmiş olsun. Şu roketleri de fırlatalım da biraz hızlı hızlı bitirelim burayı. Ta ta ra ta ra ta ra ta ra ta ra. 4'er turda yapıyor olmak muhteşem bu arada bunlar ya. Çok iyi yani. Europa 4 oynamıyorum Aras ya. Oynamıyorum. Oyunu durdurmayı unuttuğunuzda oyunu kaybetme ihtimalinizin arttığı oyunlar beni birazcık rahatsız ediyor ya. Böyle orada bir şey okurken pause etmeyi unutup içeri gidip geldiğimde oyun açık bırakırsam arka tarafta oynayan oyun birazcık tatsız. Bir de arayüzleri çok karışık geliyor bana. O yüzden çok girmeye çalışmıyorum yani. Girmiyorum onlara. Bu arada arkadaşlar 1906 yılında ah be Great Scientist'ı almışlar. İnanılmaz ya. Son saniye verdik. Great Scientist. Kriptografi kartımızı da koyduk. Ay 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 ay. Ajanlar, yabancı ajanlar 2 level aşağıda çalışacak arkadaşlar. Bu yüzden de rahat rahat şey yapabiliyor olacağız. Buradaki spaceport falan patlatmalarını da bir süre engellemiş olacağız. Zaten biz daha öbür roketi yollayana kadar bir ışık yılı bile yetti bize ya. Ne bu? Demokrasi mi kullanıyoruz biz? Al demokrasiye ver coşkuyu. Ulan var ya burada Amerika kültürel victory alırmış. Bunları tutturup 4 puan. Oh. 18 puan. Çok acayip. Yok acı vermiyoruz artık hiçbir yere bir şey. Abi çok güçlü ya. Menelik çok güçlü ya. Etiyopya inanılmaz güçlü yapmışlar gerçekten. Franklin. İlk füzemizi yolladık. Artı 2 ışık yılı. Tertemiz. Kim savaş açtı bana? Aha, Amerika savaşı kim o? John Curtin savaş açtı. Ulan bu turda yapılır mı bu? Manyak. Ben. Geliyor mu Nick kafamıza?
Bakalım ne kadar sürede gelecek bana ulaşması. Bizim ortaklar var ya, askerleri var etrafımda, beni savunacak onlar. Şuradan emanetimiz için de alalım. Estee Lauder'dan bir parfümlerimizi koyalım şuraya. Aldık artık ya. Ne karşıya getirebilir ki yanıma? O gelene kadar kaçacağım ben zaten ya buradan. Bayağı net yani. Displeased. Üf, çok fazla. Melek'cim, make deal. Ya var mı? Sende de vardır bende olmayan bir şeyler. O kot pantolon, mod pantolon. Sonra Montezuma'cım, make deal. Sendeki bir işime yaramaz. Make deal. Parfüm. Ne var ne yok ver bakalım bana. Şunu şöyle bir ekstati alalım. Halkımız mutluluktan bir çıldırsın. Oy 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 oy. 2 tur, 3 tur kaldı ya. Artık gidiyoruz. Gidiyoruz buralardan. Gidiyoruz buralardan. Dostlarla yani işte tam aslında şey çok güzel oldu. Oyunu iyi diplomatik ilişkiler kurmadığım için kaybettik. Ama iyi diplomatik ilişkiler kurmuş olsaydık en başından itibaren oyunu ne kadar rahat alabileceğimizi gördük. Tek şehir Kore bilim zaferi gerçekmiş arkadaşlar. This is for real yani. Gerçekten this is for real. Yani yapılabilecek bir şeymiş. Bunda Eleanor One City Domination. Kore One City bilim. Geçmiş olsun. Oyunda yapılacak bir şey kaldı mı? Şimdi şey var. Etiyopya ile One City var. Ondan sonra... Ve bundan sonra bütün bu zaferleri en erkene çekebilmek aslında. Yani örnek veriyorum 120. turda falan zafer almaya çalışmalar. Öyle şeyler var. 5, 4, 3, 2, 1 left off deyip Future Tech'e basalım. Ve GG bayrağını çekelim. Coupe Nossi diplomasiyi aldık ya. Yeni güncelleme ile şey geliyor arkadaşlar. Şu teknoloji ağaçlarını hepsini karıştırıyorlar falan böyle garip şeyler geliyor. Much as our ancestors did ages ago, we thrust forward into the unknown. The first pioneers set forth on an uneasy course. Haydi geçmiş olsun. Bunu da yaptık. And yet once again did our people thrive. Bunu da yaptık. Now, under your leadership, we plot a new course and make another world our own. Koyduk be. Koyduk be Uğur. Koyduk. Süper süper. Yani görev tamamlandı. Bir tane daha çek. Tamamdır. Vallahi Atakan'cığım bless'i aldık gerçekten ya. Sefa. Bu arada tek şehirle 622 puan yapmışım. Yani 5 tane şehrim olsa demek ki 3000 puan yapacağım yine. Yani çok saçma. Hayda girdim bin. Öyle. Tek şehir arkadaşlar. Tek şehir aldık. Yeni gelen herkese için. Az kalsın görecektin. Süper Ömer. devam. Aynen devam edeceğiz ama başka şeye. Şimdi Twitch'e geçeceğiz arkadaşlar. Haydi. Hepiniz Twitch'e geçin. 11.45 saat. 10 dakika sonra
Twitch'te buluşalım. Bunu bir güzel kutlayalım. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Süper bir yolculuk oldu. Hatamızı gördük. Hatamızı düzelttik. Zaferi aldık. Yani Civilization'da oyunları böyle hani abi çok kötü oldu bıraktım demeyin. Gerçekten bence bugün çok güzel bir örnek oldu. Oyunun sonuna kadar bizi götürdü yani. Total Science. Player Science nerede? Player Science. Abi şu kırmızı olan biziz. Şöyle bir ivme yetiyor. Düşün, rakiplerim bu kadar bir yükselme yaşarken ben burada takılabilirim yaptı. Ne derler? Ya bırakmayın. Oyunun sonunu görün. Ve geri dönüp bir şey değiştirin ama yani şu olmasın. Aa ben bu adamı almayı unuttum. Geri döndük değiştirdik olmasın. Ne dedik? Diplomasiyi düzeltirsek abi oyun alırız dedik. Döndük diplomasiyi düzelttik ve oyunu aldık. Yani oyunu bu şekilde analiz etmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bayağı da güzel olacak. Yani bunu alışırsanız bu tarz oyuna. Bu tarz oynamaya. Yani her dakika load etmek yerine mantıklı bir yerde load edip oradan oyunu döndürmeye çalışın. Daha doğrusu oyunu nerede kaybettiğinizi anlamaya çalışın diyebilirim. Süper oldu. Çok teşekkürler tekrar. Müthiş bir yayındı. Destekleriniz için, yorumlarınız, beğenileriniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir 15 dakika sonra 10 dakika sonra Twitch'ten devam edelim. Birazcık sohbet, muhabbet, goygoylayalım. Hadi hep beraber Twitch'e gelin. Oradan devam ederiz. Seviliyorsunuz dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki YouTube yayınımızda veya videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.